Daha kısa bir aradan sonra birlikteyiz. ESL Pro League'in 3. günü. Tabii bugünün ayrı bir önemi var bizim için. Space Kesinlikle. Soldiers da birazdan Astralis'in serisi başlayacak. İlk harita Inferno. Tabii Astralis'i izledik face karşısında. Hani herhangi bir şekilde zorlandığına bile şahit olmak gerçekten söylemek çok zor. Neyse hızlı hızlı geçelim biz de maça. CT'de başlıyor Astralis. Ziplix'ten, pardon, Glamish. İki tane kill. Bu arada apartmandan aldığımız Paz'ın aldığı Magisk kill'i bir anda oyuncularımızı A yönlendirdi. 3 kişi atlayacağız. Bir oyuncu site'da güzel Paz üstüne device'ı buldu. Harika iş çıkardı takımımız. İki tane kill vermiştik Brandler tarafında. Üstüne C4'ü kurup retake pozisyonuna getirdik. Astralis'te kit var. İki oyuncusu kütüphane önünde. Side'a gitgide yaklaşıyorlar. Kalix Zipex'i düşürdü. Önemli bir avantajı elde ettik. Glaive'in aldığı kill'i görüyoruz. Engin'i yakaladı. Jupri'nin de fazla Ama canı yok. Onu hemen hadi. düşürürsek iyi olacak. Paz long tarafındaki oyuncu iyice zorluyor. Harika iş çıkardı Paz. Birebir Çok güzel. Kalix'te son headshot'ı gönderdi ve Space Soldiers Inferno'da T site'da büyük bir avantajı elde etmiş oldu. 3 vurmuş Paz. Yani bir anda A tarafına balkondan atladı Space Soldiers. Retake için gelmeye çalıştı Astralis. Ama Paz'ın 3 kili, üzerine Kalix'in 2 kili ilk round'u kazanmasına yetiyor Space Soldiers için. Şimdi şu nade'lere biraz dikkat. Gerçi iki tane nade almışlar. Onları da muhtemelen bananadan atarlar mı? Yok. Çektiler ama hala atmadılar. 3 mektenimiz, 2 AK'miz diğer yandan. Son dönemde özellikle gördüğümüz, aslında yeni meta diyebiliriz buna. Takımlar pistolü kaybettikten sonra ikinci roundda direkt koşulamıyorlar. İlk silahlı roundu düşünüyorlar. Daha fazla nade almak, daha fazla AWP tarzı silahlara ulaşabilmek için. Armorsız izliyoruz genelde onları. Burada da Astralis oyuncularından birkaçı bir miktar para saklamış. Xantares entry aldı bananın tarafında. Güzel bir başlangıç. Bakalım nasıl değerlendirecek Space Soldiers. Entry B'den geldi. Mac'ten de buldu Xantares. B şimdilik 1. Eğer B'ye gitmeyi sürdürürse rahat bir şekilde round'u kazanabilir. Son nade'lerini harcayacaklar. Tabi Astralis tarafında da sadece iki tane smoke kaldı. Engin tabut üzerinde çok zorlanmadı Glaive'i yakalarken. Rotasyon kesmeye çalışan Kalix var. Second mid'den gelebilir Astralis. Hemen T-Base'e de döndü Kalix. Evet. Space Soldiers yavaş yavaş 2-0'a gidiyor. Tabii benim gönlümden geçen Astralis'ten bir harita alabilmek. Bir harita. Gerçekten çok büyük bir önemi olacak. Evet, bugüne kadar tabii Astralis'te yaptığımız karşılaşmaların hiçbirisini kazanamadık. Ve bu karşılaşmaların da birçoğu Inferno'daydı. Xantares son kill'de çıkartıyor burada. Güzel. C4'ü kurduk. Sadece bir oyuncu kaybettik. Bütün Astralis oyuncularını temizliyoruz haritadan. 2-0. Space Soldiers ilk silahlı roundu geçmeden önce şu roundu da en az kayıpla atlatırsa gayet güzel olacak. Çünkü Astralis'te muhtemelen 5 USP izleyeceğiz. Bir P250 geldi Magic'ten. Başka hiçbir şey çekmediler. Engin'de iyi para var. Mayer aynı şekilde. Pas. Sadece Xantares 1550. Tabi round sonunda bu roundu da artık inşallah büyük ihtimalle kazanacağı için Space Soldiers herhalde para konusunda bir sıkıntısı olmayacak. Odun tarafında bekliyor Mayer. Oradan banana rotasyonu kesmek için. Odunda karar kıldık mı? Odun mu kütük mü olsun? Ben odunu alıştığım için Odun. sürekli odun diyorum. Odun kütük. Şöyle bakalım Ziplik. odun onlar galiba. Güzel. İki tane mekten kili. Başka mekten kili bulabilir miyiz? Sanırım bir apart main girişinde birisi var. Astralis oyuncuları güzellerine gitmemizi bekliyorlar. Mirage haritasında Faze'e karşı oynarken bu tarz durumlarda çok fazla hasar verebilmişlerdi. Ama Güzel. biz henüz bir hata yapmadık. Son kalan oyuncu bana da bakalım onu da fark edebilecek miyiz? Magisk. P250'si var. Şunu da merak ediyorum. Rifle roundunda da böyle kazandığımız roundda bir Astralis oyuncusu kalırsa ya da iki üzerine gidecek miyiz? Ekonomimiz iyi olursa gideceğiz muhtemelen. Astralis'in silah korumasını çok fazla sevmeyiz. AWP de geldi. Device, Glass Cannon, Armor yok.
Bir McTen'i attık. Onun yerine AK aldı. Mayer. Hatta ikincisini de atıyoruz. Atıyor muyuz? Oho. Bir tek Engin de kaldı. Peki. Bakalım nasıl bir oyun kurgusu var. İkinci mid'de 4 oyuncu görüyoruz. Direkt Boiler tarafına bir molotov. Agresif oyunu engellemek adına. Hızlıca apartmana girdik. Engin önünde McTen'le en azından info almaya çalışıyor. Banana kontrolü değil, daha çok A tarafının kontrolü üzerine başlayan bir round var. Hızlıca apartman içerisine yerleşti oyuncularımız. Banana'da kimseyi görmeyince Astralis'i tek bıraktı. Magisk'in üzerine gidecekler. Magisk Engin'i düşürdü. Bakalım trade alabilecek miyiz? Hayır. Magisk'i iş çıkartıyor. Mayer en sonunda onu bulabilmiş. Kalix graveyard'daki oyuncu görebilecek mi? Site'da bir oyuncu düşürdü. Şimdi 2'ye 3. Device'in pozisyonu çok kritik ama smoke'tan fark edemedik. Tek başına Zantares. Yani graveyard'a çıkmaya çalışıyordu Kalix. 3'e 1. Device kolay bir atış kaçırdı. Arkadaşın canına mal oldu. O ilk kaçırdığı atış. Yerden bir AK aldılar. Sürpriz bir round olmadı. Tabii balkondan atlarken A tarafında her round yeni bir yerden düştüğünü öğreniyorsun. Orada bir biraz büyük bir risk var. Şöyle bir eleştiride bulunacağım. Eğer bu taktiği belli ki roundun başında kafamızda çizmişiz, kurmuşuz. Eğer bu taktiği uygulayacaksak neden 3 tane McTen'i tutmadık? Neden 2 tane AK çektik o McTen'lerin üzerine? Zaten çok yakın kombatlar yapacaktık. Oo, bu çok kötü. Zignix Mayer'i düşürdü. Zantares'i sıkıştırmışlardı. Güzel çıkıyor Zantares. İkinci kill. Glaive'e de headshot'ı gönderdi Banana tarafında. B'de biraz Astralis şimdi üzerindeki baskı hissedecek. İlk oyuncu geldi. Construction içine dolanıyor. Magisk. Kalix kötü bir şekilde düştü. Lörklemeye çalışıyordu. Rotasyonu kesmeye çalışıyordu. Yakaladı. Aman. Bir de üzerine Dupree Smoke'daki denemesinde Zantares'i yakalıyor. İşler pek iyi değil bizim açımızdan. Çok fazla yaklaştı Kalix sanki balkon tarafına. Smoke'u zorlayacağız. Güzel. Engin'den ilk kill ama Dupree. Güzel flash'tan sonra belki ikinci kill çıkartabilirdi. Paz bekleyecek. 2'ye 1. İlk oyuncuyu bulacak. Güzel spray transferi Paz. Mükemmel bir spray transferi. Önce Magisk, ardından Dupree tabut tarafında düşürdü. Gerçekten gidebilirdi round. 2'ye 1. Evet. Zor bir pozisyon ama Engin'in flash'la çıkışı bir oyuncudan daha fazlası kesinlikle, kesinlikle. Gelebilirdi orada. Kesinlikle gelmesi gerekiyordu. Çünkü iki oyuncu da tamamen bembeyazdı. Engin'in yeterli süresi de vardı, düşürebilirdi. Olmadı ama yine de pas durumu iyi toparlıyor. Bu sefer de Kalix McTen'le oynayacak. Rakibinin ekonomisinin çok iyi olmadığını biliyoruz. Bu sefer hiç olmadığı kadar iyi başladık Astralis'e karşı. Bir force geldi. Dupree'nin bankasında birazcık para var. En azından AWP çekebilir. Herkes smoke tutuyor. Çok güzel. Kalix'le entry'yi aldık ama trade gelmesin. Short'tan da zorlayacağız. Meclis koşa koşa side'a geçti. Üzerine arch tarafında zorlayan Grave'i Engin düşürmüş. A'yı iyice çevirdik. İyice rahatsız ettik Astralis'i. Ama A side'ın içerisinde hala iki oyuncuları var. Kontrolü alabilmiş değiliz. Bir boost pazın oraya. B'ye gidiyoruz. B'ye gidiyoruz. Infoyu aldık. A'da olduklarını. Mantıklı bir karar. Aman dikkat. Aman dikkat C4. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Çok zor artık Astralis'in bu round'u çevirmesi ama yani Dupree Deagle'la geliyor. Çok korkuyorum. Şu bir oldu Dupree'den. Fazla canları yok. Evet, B side'a kadar ulaştık. Herhangi bir sıkıntı da kalmadı. C4'ü götürebildik. Onlar birazcık hasar vermeye ve yerdeki silahları almaya çalışacaklar olabildiğince. Dupree'nin Deagle sahnelerini muhtemelen hatırlarsın. Hissedince çok başarılı oynuyor. He's got weapon, he's got vision. O görüşü Dupree'ye sağlamamak lazım olabildiğince. Her şey yolunda. Bir round verdik ama seri yakalamalarına izin vermiyoruz. Alver yaptılar. Buradaki tek sıkıntı iki tane AK almış olmaları yerden. İki oyuncumuzun düşmesi çok önemli değildi. Ama keşke Astralis'te kimse hayatta kalmasaydı roundun sonunda. Kötünün iyisi. Tabi roundu da kazanmamız bizim burada mutlu etti. 5-1 olacak. Astralis muhtemelen Eko kalmayı tercih eder diye düşünüyorum. Bu iki AK çok kıymetli onlar için. Force geldi. Bu iki AK'nin yanına
Çekecekler. Otto Arnold. Hayır yani nasıl bir bay planladı acaba Astralis? Sadece Zipex mi katkı verecek onlarla Maxeon'a? Çok ilginç. 700 dolar bıraktı. Zipex yakın mesafede tehlike olabilir. Çok etkili bir silah. Yavaş yavaş yerleştik bananaya. Zipnix. Santares'i görecek. İlk attığı headshot ikinci oyuncumuz Mayer. O da saçmalardan nasibini aldı. Mayer'i de çok az can bıraktılar. Zipnix'i düşüremedik. Ve açılıyorlar second mid'den. Birazdan arkalanabiliriz. Banana da sıkışmazsak çok iyi olacak. 4'e 5 biz Banana'da ısrarcıyız ama onlar B'yi 4 kişi savunacaklar. Belki de Device ne beklemeye karar verdi. T rampada bir oyuncuları var. Zipex'in pozisyonu kritik. Şimdi smoke'tan bir önce çıkmaya çalışıyordu. Kalix onu düşürdü. Zipex'i yakalayabilecek mi? Hayır. Başka bir kill daha onun için. Pas. Blade'i yakmış. Zipex'i düşürdük. Tam avantajı aldık diyecektim ki Magisk'in Aman, çıkardığı kill aman. sıkıntı yaratabilirdi. Pas. Çok iyi. Harika. Dikkati bize bu roundu getirmiş oldu Paz'ın. Son iki killini de izledik. Space Soldiers belki sürpriz bir round kaybedebilirdi. Zipex'in oyunu çok başarılıydı başlangıçta. Banana tarafında tabii güzel flash. Yani o dar alanlarda Astralis'in flashlarından kurtulmak zor. Nate'lerinden, yanıcılarından kurtulmak çok zor. Neyse ki onlar için full utility buy roundu değildi. Yani Ama şimdi onun da geliyor. büyük bir avantajı var. Dediğin gibi şimdi çekecekler full utility. Biraz daha dikkatli oynamamız gerekecek. Bir de baktığın zaman ilk kili aldılar. 4B yaptılar neredeyse. Bir oyuncu da T rampadaydı. Site içerisinde bir tane yanıcıyla oyuncu düşürdük. O çok Evet. kritik oldu. Evet, o çok kritik oldu. Yoksa daha da zorlanırdık site'e girmekte. Paz'ı da tebrik etmek lazım. Bir tane break'i clash aldı. Ardından bu zorlu pozisyonda da dikkatini konuşturdu. Hem bananayı hem de smoke'tan çıkan oyuncuyu çok hızlı bir şekilde düşürdü. Bize tehlike oluşturmadı. Böylece Astralis teki son kalan oyuncular. Hatta Molotov kill de tabut Paz'da. tarafından çıkan oyuncu daha çıkmadan Hı. Paz aim'ini oraya çevirmişti bile. Hazır bir şekilde bekliyordu onu. Paz'ın çok değerli bir oyuncu olduğundan sürekli bahsediyoruz. Şu anda 7 round geride kaldı ve 11 kill'e sahip Paz. Onu geçen kimse yok. Çift tanelere ulaşan başka bir oyuncu da yok daha doğrusu. 11 kill. Ve sadece 3 kere ölmüş. Şunu da hatırlatalım. Bu turnuva özel. Instagram'da bir çekiliş düzenliyoruz. Instagram hesabımızı takip edip son postu iki arkadaşınızı etiketleyerek bu çekilişe katılabilirsiniz. Ödüller bir Space Soldiers tişörtü bir de Deagle skin'i. Tekrar hatırlatalım. 6-1 bir mola var. Space Soldiers'ın 3 kere Astralis'le bugüne kadar 3 kere Inferno oynadığını ve 3'ünü de ağır bir şekilde kaybettiğini hatırlıyoruz. Çünkü Astralis çok farklı boyutlarda Inferno oynuyor. Birazcık seviye farkı var. Hani bunu net bir Birazcık şekilde söyleyeyim. Yani bütün takımlarla ortaya koydum bunu. ikinciyle yani dünya ikincisiyle bile Evet. aralarında herhalde 4-5 gömlek falan bir şey vardır. Neden olduğunu duydun mu tekniğin Evet evet kullanın? bir klavye problemi var. Evet. Yine Engin'in mouse'u herhalde monitöre çarptı. Klavyeyi de kırmış olabilir. Klavye sorunuymuş. Hiç klavye sorunu yaşadın mı hayatında? Yok ben hep 20 liralık klavye kullanıyorum. Zaten pek bir anlam da veremiyorum bu klavye mouse'a Oyun dökülen için paralara. mekanik klavyeler önemli de profesyonel oyuncular için. Ya evet ama o da marketin 10 milyonda biri yani. Tabii. Bu kadar Çok rağbet görüyor bu arada. evet. Çünkü onu alınca şey oluyorsun. E-sporcu. Yarısı oluyorsun zaten ekipmanlarla. Ama önemli tabii ekipmanlar oyun için her zaman, her daim klavyesi, mouse'u. 6-1. Space Soldiers hiç olmadığı kadar iyi bir başlangıç yaptı Astralis karşısında. Paz'dan bahsediyorduk. Onun getirdiği birkaç net round'u var. Çok değerli bir oyuncu Paz. Paz'ın belki de en eksik noktası istikrar. Çok daha istikrarlı oynarsa Paz gerçekten belki de takımdaki en dikkat çeken oyunculardan bir tanesi, en dikkat çeken de olabilir. Paz'ın çok ayrı yetenekleri var. Xantares belki çok daha iyi bir skor gücü, ateş gücü ama Paz'ın da ayrı özellikleri var ve çok ayrı bir yeteneğe sahip. Sprey konusunda çok başarılı.
oyun sezgisi inanılmaz seviyede. Pazı bu şekilde kullanmak lazım. Ondan faydalanmak lazım. Sanırım Zantares'i bekliyoruz. Evet. Herhalde takımın en agresif oyuncusu olduğunu söyleyebiliriz Zantares'in. Hem karakter olarak hem oyun içindeki oyun tarzı. Klavye kıracak ben ortaya bahis koysam ilk önce Zantares'i söylerdim. Klavye ile ilgili kim sorun yaşadı? Kırıldı mı, ne oldu tam olarak bilmiyoruz ama. Hayır, öyle bir pozisyon da yaşanmadı. Evet, o kadar saç baş olduracak bir durum yoktu. İnşallah böyle devam eder ve Astralis'ten şu erken günlerde Pro League sürecinde bir puan çıkartmayı başarır Space Soldiers. Tabii FaZe'le oynadıkları oyununu eğer Space Soldiers'a karşı da biraz gösterirlerse şansımız çok zor. Çok az daha doğrusu şansımız. Bakalım biz de bekliyoruz. Bir haber gelsin. Tabii bir yandan da IEM Chicago karşılaşmaları devam ediyordu. Orada son durumlar neydi acaba? 1-0 öndeydi Space Soldiers. İyi haritada ikinci haritayı bir kontrol eder misin? 2-0. Lastiki de kazandı Güzel, Space güzel. Soldiers. Tabii orada netleşmiş bir durum yok. 3D Max de Çok yükselişte. iyi bir takım. Onlara Yükselişteler. karşı alınmış iki tane harita puanı Space Soldiers için çok önemli. Bu seriden önce de Astralis FaZe'de oynamıştı. Tekrar hatırlatalım. İki haritada toplam 11 round verdiler FaZe'e. Çok dominant bir performans. Dün Astralis yine bir karşılaşmasında Big'e 1-1. bir harita vermişti. Puan kaybıyla başlamışlardı aslında ESL Pro Lig'e. Inferno haritasında bayağı öndelerdi. 9-4 öndeydi T-Side'da Astralis. Sonrasında Big bir şekilde geri dönüşü başardı. Şaşırtıcı oldu o maç. Yine günün diğer oynanan karşılaşmalarında ESL Pro Lig'de Mouse G2'yu 16-8 yendi bir haritada. Bir haritada da 16-5 mağlup etmeyi başarmış. Astralis Space Soldier serisinden sonraki serimiz nedir? Tabii ki Space Soldiers Mouse. Haritaları da aktarmak lazım. Space Soldiers bu karşılaşmanın ardından Astralis ile Train haritasında oynayacak. Mouse'a karşı bir Dust2 var. Dust2'yi ben özellikle Mouse gibi bir takıma karşı nasıl oynayacağız çok merak ediyorum. Yine Mouse'la da Train oynayacağız ardından. Train de çok önemli haritalardan bir tanesi Space Soldiers için. Özellikle CT side'da gerçekten fena değiliz ama T side'da oynanması zor bir harita. Biz çıkmaza çok fazla girebiliyoruz. Özellikle üzerimizde baskı hissettiğimiz zaman, büyük takımlara karşı oynadığımız zaman. 11-4'ten comeback'ler hatırlıyorum. Tabii. 12-3'ten comeback'ler hatırlıyorum. Onun için train haritasına dikkatli olmak lazım. Burada şöyle bir durum söz konusu. ESL Pro Lig'in ilk haftalarında takımlar sanki yeni yürümeye başlamış gibi oynuyorlar. Emekleme haftası gibi bir şey ESL Pro Lig'in ilk haftası. Bu şu anlamına gelmez. Yani kimse bu ligi ilk haftada ciddiye almıyor. Oyuncular biraz ciddiyetsiz diye değil. Yani bir offline turnuvadaki motivasyonu bir online ligde aynı şekilde birebir görmeniz mümkün değil. Her zaman. Çok ciddi bir maç karşılaşma değilse. Ama o motivasyonu biraz geç aşamada toparlayabiliyorlar. Hazır böyle bir handikap varken Astralis tarafında Space Soldiers'ın da puan çıkartması önemli. Sonrasında zor olacak. Şimdi belki kolay kolay çıkartabilir. Bu arada Banana geliyor. Şöyle bir açıldılar, baktılar sanırım. Orada kimsenin olmadığı infosunu alınca geri dönüyorlar. Zipnix. A'yı dörtlemek için yola çıktı. Bir oyuncu bıraktılar yine B'de. Bu biraz riskli. A'yı 4 kişi savunuyorlar. Biz A'ya gideceğiz. Ama şöyle bir banana'yı yoklasak, B'yi ikiletsek iyi olur sanki. İnşallah balkon bir gelecek. Bir anda Long'a kadar geldik. Arch önünde bekleyen bir isim var. Device'in yeri güzel. Üngünden çok Oo. güzel sprey ama Kha'Zix vurmuş. Önce Zipnix'i sonra Device'i düşürdük. B tarafına hareketleniyor. Mayer'in yeri müthiş. Arkalanıyor muyuz? Mayer. Çok güzel. Round hiç geliyor gibi. Geri döndü. C4. Çünkü Mayer ikisini de vurdu. temizledi. Yani iki tane kill aldık. Mayer ardından zaten iki tane oyuncu düşürdü bu apartmanın içerisinde.
Biz de B'ye gitmekten vazgeçiyoruz. Ama bu demek değil ki tabii Gleyve o süreyi rahat rahat saklattıracağız. Üzerine gidebiliriz. Oyuncularımızda para var. Astralis'in çok iyi bir ekonomisi olmadığını biliyoruz. Ama ne kadar risk alacağız? Bu önemli. En azından gidersek de toplu halde gitmek gerek. Device'ın kütüphane yanındaki pozisyonu, hani birini vurursun da oradan çıkmak hemen hemen imkansız. Çok güzel crossfire setup vardı ama. Arşıdaki oyuncuyu biz direkt düşürdük. Normalde arşıdaki oyuncunun bir iki kill çıkarması lazım bu arada. Device özellikle dikkati tam üzerine çekmişken. Ama oyuncularımız Device ilk kill alsa da hem arşı düşürdüler hem de çok çabuk reaksiyonla Device bir daha piklediğinde onu da cezalandırdılar. Mükemmel bir round oldu Space Soldiers açısından. Zaten bir arç düşürüyorsunuz, bir kütüphane önü düşürüyorsunuz. CT'de kimse kalmıyor otomatikman. Oyuncularımız direkt CT'ye atladılar. İster B'ye git, ister A'yı vur, tekrar A'ya dön. Biz şunu da anladık hızlıca. B'yi tek yaptılar, A'yı iki tutuyorlar. Bu yüzden Mayer'i bıraktık. Mayer de çok iyi oynadı. Şimdilik pistollerle Astralis. Orada Glaive'in de silahı korumasına izin vermedik. İki tane smoke'ları var. Astralis bu tarz roundlarda rakibini çok fazla şaşırtan takımlardan bir tanesi. Tabii bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi çok özgüvenli olmaları. Kötü bir Nate yengeden. Blok yemiş olabilir orada takım arkadaşından tam Nate atarken tabii. B side'de iki kişi savunuyorlar. Üçüncü oyuncu yolda rotasyon için. Hemen biraz agresif Nate'ler gelince onlar da smoke'la bizi yavaşlatmak istediler. Geri çekiliyoruz gibi. Dupri de bunu arıyor işte. Bunu herkes yapamaz bu özgüveni. Magisk Çok iyiydi. mükemmel bir kill aldı. Çok iyiydi. Merdiven tarafında. Kalix'i yakaladılar. Bir yandan Astralis'in tabii A savunması, hem second mid açılıyordu hem mid kovalıyorlardı. Ne yazık ki B3 girmemiz kolay olmayacak ama Device'da böyle birbirlerine çarparlarsa bize biraz açı verecekler. Engin hırpalanmış. Mayer'den iki tane kill. Device. Engin yalnız Dupri. Çok güzel açıklıktan bir tek. Pas. 1'e 2. Yine clutch. Yine pas. Ve çok iyi oynadığı bir pozisyonda ama bu sefer o fırsatı vermeyebilirler. Armorları yok. Magisk CT spam. Nereye kuracağız? Evet. Açıkta kalabilir. Oo, çok güzel. Pas ikinci oyuncuyu da üzerine çekti. Dupri'den bir tek yemezsek. Wallbang de gelmedi. Pas alacak. Çok rahat. Hadi artık. Evet. Oyun sezgisi mükemmel. Pazı izledikçe bu oyuna doyabiliyorsunuz. Mükemmel oyunlar Paz'dan. O baskıyı çoğu oyuncu kaldıramaz. Açık söylemek lazım. Yani o 1'e 2'de o kadar az süre kalmışken bu kadar zekice her oyuncu oynayamaz. Her oyuncu hissedemez. Sense dediğimiz olay Paz'da fazlasıyla var. 8-1. Gerçek bir Clutch Master Pass bu arada. Tam olarak hani NBA 2K19'da böyle yıldızlı özellikler vardır oyuncularda. Eğer CSGO'nun öyle bir oyunu olsaydı Paz'ın yıldızlı Clutch Master diye bir özelliği olurdu. Muhtemelen. Özelliği yanlış hatırlıyor olabilirim ama Paz bu konuda gerçekten gayet iyi. Yine de şunu Bir hatırlatmak zora lazım. girdi round. Bayağı bir zora girdi ve hemen hemen Evet. armorları bile yoktu. Yani şimdi çekiyorlar. Şu an öyle bir hal oldu ki sanki eko kalacak gibi Evet. Astralis. Hayır. Smoke'da bir gap vardı CT Evet. atılan. Orada büyük bir Zipix hata burada yaptık. orada. Biraz daha dikkat etmek lazım. Bu gibi roundları 1-2'ye geldikten sonra clutch'la almak çok da insanın içini ferahlatmıyor. Keşke hiç oralara Ama gelmese. skora bakınca bambaşka bir Evet. dünya karşımızda. Kendisine bir flash attı, pas. Magisk'i burada çok iyi dönüyor. İnanılmaz iyi döndü. Device'da Dupri. Banana 2 kill bulunca bir anda oyunu A'yı hızlandıracağız. Buldu. Bolir'dan geliyor. Yalnız Dupri'den de çok büyük bir hata. Hiç kontrol etmedi pencere tarafını. Ama tabii banana açılıp toparlıyor. Hala şansımız yüksek. Smoke attık. Engin Ceylord'u kuracak. Pas hayatta. Paz'ın eli sıcak ama çok fazla canı yok. Mid'den bir oyuncu gelecek. Ki apartmanı tercih etti o oyuncu. Engin onu kaçırabilir. Dikkat göstermezsek muhtemelen bizi cezalandıracaktır. İki oyuncu da kütüphane içerisinde. Engin tamamen mid'e odaklandı. Paz da Aşağı pek atla. arkasına bakmıyor ama Nate çekti. Bu harika Aşağı Paz'a info atla. oldu. Paz! Ah.
bu değerli kili alamadık. Engin 1'e 3 bakalım neler yapabilir. Hadi canım. Hala süre çok fazla değil Astralis oyuncuları için. Engin hayatta bir kill aldıktan sonra Device APC ile geldi. Trade aldı. Zaten round'un alınamayacağı bu düellonun ardından da belli oldu. 8-2 3 oyuncusunu düşürdük Astralis'in. C4'ü kurduk. Kötü bir round değil kağıt üzerinde. Kaybetsek de bir alver daha yaparsak Astralis'in bütün dengeleri şaşacaktır. İlk geri yönde kapatıyoruz. O kesin artık. Dediğin gibi Astralis'e bir alver yaptırabilirsek bu roundda. 8-9 belki 10-11'e kadar gidecek Space Soldiers. Tabii şunu mutlaka hatırlamak lazım. Astralis gibi takımlara karşı gardınızı indiremiyorsunuz. Astralis'in hangi site'de ne kadar az round aldığı önemli değil. Bu bir disiplin işi Astralis'e karşı oynarken. Çünkü hiçbir zaman Astralis şu hissiyata kapılmaz. Biz bu maçı kaybettik. Hissiyatına pek kapılmazlar. 15'te falan 1'e 4 olursa belki kapılabilirler. Astralis'in City'de 4 round alması ikinci yarı yine aynı motivasyonla oynamasını sağlar. Çünkü inanılmaz bir form grafiği içerisindeler. Ki şunu da söylemiştik. T'de 9-10 round almalarına rağmen City'de çok kötü oynamışlardı. Ve şimdi City'de yine kötü oynuyorlar. Mid açıldı, bu biraz problem. Bire bir değişim. Zantares CT spawn'dan çok ince gördü. Device'ı vurdu bu arada. AWP oyuncusu. 4'e 3. Bakın Banana'daki oyuncu kütük tarafında çok açık. Zipnix. Güzel bir Nightglaive'den ama bu Magisk'in aldığı kill biraz bozdu. Yani o kadar sıkıntılı çıktık ki Magisk'in yerini biliyorken. Kalix direkt kill'e koştu. İlk oynayacak pas. Yine ilk oyuncuyu düşürdüm. Büyük bir heyecan yarattı. Glaive'in edge çatı var. Aman. Bir de Molotov kullanacak. Bu Molotov çok değerli Glaive için ama Paz o kadar iyi bir zamanlamayla smoke attı ki B topuk yapabilir. B. Hayır. Üzerine oynuyor Glaive'in. Glaive ilk mermide kaçırdı AWP ile. Paz yine çok mantıklı oynadı. AWP olduğu için Glaive çok çekiniyor Paz'a karşı. Şimdi Paz'ın oyununu iyice okudu. İkinci midde olduğunu biliyor. Paz'ın hala hayatta olması bile bir şans. Tekrar fırsat yarattı bizim için. Çok fazla nade'imiz var. Yanıcı diffuse için kullanılabilir. Şu an Paz'ın tek düşündüğü Glaive'i bulup öldürmek. 6 canıyla AWP'si olduğu için. Tabi birebir olunca çok da fazla seçenek kalmıyor ortada. Ses verecek Paz maalesef. Ve Glaive çok kötü bir pozisyonda Paz için. Paz'ın hiçbir infosu yok Glaive'e dair. Ve Glaive onun B'ye gitmediğini çok mantıklı bir şekilde oynayarak anlıyor. Haystack'ten indiği için ses yapmadı. Peki Paz'ın yerini anlayamamış olabilir mi? Hayır. Evet, artık biliyor Glaive. Ah! Evet. Glaive bir oyuncunun oynayabileceği en mantıklı şekilde bu birebir oynayarak Paz'a şans vermedi ama şundan çok eminim. Paz'ın 100 canı olsaydı bu kadar kolay olmayabilirdi bu round. Gerçi Glaive de kendisi için oldukça kolaylaştırdı. Bu sefer de 4 oyuncu düşürdük. Ekonomileri iyi değil. Bunun bilincindeyiz. Biz yine full çekeceğiz diye düşünüyorum. Ekonomilerinin kötü olmasından dolayı. Belki Kalix'te çok fazla para yok. Engin'de yine Zantares'te öyle ama çekmeye değer bir round. Rakibi cezalandırmak için. Şöyle Astralis'te öne çıkan oyunculara bakınca Magisk 9 kill'de, Device'ın 8 kill'ini görüyoruz. Glaive ve Dupree 7'şer kill çıkartırken Zipex de 4 kill'de kalmış. Zipex'in oyun içerisinde fazla adından söz ettirmemesi her zaman iyidir. Rakip için en sağlıklı olanıdır. Zipex'in fazla adını almamak lazım. Andırmamak lazım. Bir paus daha. Bu sefer acaba neyi kırdık? Baylar konuşuluyor. Astralis'te de mola alınabilecek bir durum var ortada. Çünkü bakıyorum
Glaive atabiliyor. Magis kendi çekecek. Bir oyuncusu SMG ile ya da FAMAS'ta oynamayı tercih edebilir Astralis'in. Bu roundu kaybetme lüksleri pek yok. Aksi takdirde Space Soldiers buradan 12'ye kadar yürüyebilir. Evet, sürenin olabildiğince kullanıldığını görüyoruz bu tarz molalarda. Tekrar hatırlatalım. Bu maçın ardından yine 3 tane daha Space Soldiers maçı izleyeceğiz. Bir tanesi Astralis'e karşı train haritasında olacak. Ardından Mouse serisi başlıyor. Dust 2 ve train haritalarında yine Mouse'la karşılaşacak Space Soldiers. Evet. Astralis çekti. Biz de çekeceğiz birazdan. Demek ki mola iptal edildi. Artık edilecek artık diyecektim ki edildi zaten. Bir Forceby görüyoruz temsilcimizden. 3 AK var. Bir Mekten, bir CZ Kalix'in elinde. Ama bolca nade. İstediğimiz oyunu burada kurabiliriz. Belki de nade'lerle. Agresif değiliz Banana'da. Onlar da çok fazla piklemediler. A tarafında yavaş yavaş oyun kurmaya çalışıyoruz. Bu arada Banana geldi. Bu biraz problem olabilir. Yine infoyu alıp geri döndüler. Yine tek. Daha fazla açılmayı tercih etmedi. Device midi kesiyor. Nade'leri attık. Entry pass'dan. Device yakıldı. Bir kişi daha var. Kaçamayacak karşı tarafında. Glaive. Kütüphane yanındaki oyuncu. Bu arada pas herkesi vurdu galiba. Evet, arkadaşın içinden vurdu. Engin. Az canı var Kha'Zix'in. Magic Sight'ta Mayer. Zor pozisyon ama headshot. Çok da fazla yaşamadı Magisk. Çok kritik bir kill miydi? Bir yere gitmez artık buradan. Bu roundu kazanamaz Apex. Çünkü Paz onun pek bekleyemeyeceği bir açıda. O da silahını korumaya çalışıyor. Zaten bu roundu da kazansa Zipex. Yani bırakalım yayını falan kapatalım gidelim buradan. 1'e 3. Paz'ın alev aldığını herhalde gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. 3 tane enter aldı. Ya bir de en son Astralis savunmasını bu kadar delerek A'ya giren kaç tane takım gördüm? Long'da bir anda iki kişi yakalandılar. O iyi haber. İyi başladık. Device'ı bulmak çok önemliydi. Hiçbir şekilde kill çıkartamadı Device. İkinci oyuncu Arch'a kaçamadı. Orada da acele ettik. Yani böyle hemen entry'ye alıp bir tedirginlik ya da bir duraksama dönemi de yaşamadı. Direkt koştuk. Ardından kolay bir round gibi gözükse de aslında iyi düşünülmüş, bol nade'li ve iyi bir strateji üzerine alınmış bir round'tu. Kalix'in de CZ'i artık AK ile değişti. Space Soldiers'ın en önemli özelliği özellikle T site'da stratejide olabilecek en kestirme yoldan kombata girmek. Çünkü çok yetenekliyiz. Tek flash mümkünse hemen bir kombat fırsatı, düello fırsatı. Bu arada bana da Xantares zorluyor. Flashbang geldi, Wood tarafına kaçtı zekice. Biz de flash attık. İki oyuncu hala yakın durmaya devam ediyorlar. HG'mizi kullanıyoruz. İstediğimiz kadar hasar veremedik belki ama 3 kişiler. Oh. İlk kill Glaive'den geldi. Xantares'i Hadi. toparlaması lazım ama Hadi. Glaive'in de maşallahı var. Çok iyi oyun çıkardı. Böyle rifle oynayan İGL'ye can kurban. Yine de Kalix belki de round'u toparlayabilecek hamlelerden bir tanesini yaptı. Çünkü hem Zipex'in hem Glaive'in pek fazla canı yok. 2'ye 4. Dupree açıldığında cezalandırmayı başardık. Ya trade avantajı şu anda Astralis'te. Ya Paz'ın ya Kalix'in böyle girip site'da 2 vurması lazım. Ya da bir şekilde 1-2'yi getirip clutch alabilir Space Soldiers. Bakalım nasıl gelişecek. Sanırım headshot boost'un oraya birisini çıkarttılar. B tarafında bir oyuncu da tabut bekliyor. Bulması zor açılar. Ve son 20 saniye artık B'den başka çaremiz yok. Kalix. Tabutun canı az ve wallbang yiyebilir.
Çok güzel. Headshot tarafında Paz'da Wallbang'de buldu Glaive'i. Az canı vardı. Şimdi Speedway'den retake'e geliyorlar. Kit var mı? Yok. Kit yok. Meclis'te şu an ceza var. Muhtemelen yerden silah almaya çalışacak ya da arkadaşındaki M4 alabilir. Bir HG gönderecek. Paz'ın ve Kalix'in pozisyonu muazzam. Lütfen. İlk önce Zipex'i düşürdük. Son kalan isim. Meclis lütfen arkanıza bakın. Lütfen. Evet, trade alacak mı Kalix? Çok az. Çok az canı kaldı ve bu roundu da kazanıyoruz. Ama biraz gerilimi böyle olmasın lütfen. Lütfen böyle olmasın. Neden bu kadar emin oldular Construction'dan bir oyuncunun daha gelmeyeceğine, gelemeyeceğine bilmiyorum. Ve Kalix ilk atışında da bulamadı bu arada Majiski. Fırsat verdi. Şükür, şükür. Biraz da şans da bizden yana. Ama daha ne kadar bizden yana olacak? Arada 7 round fark var. Burada rahatız o yönden. 2'ye 5 kazandık Astralis'e evet. Karşı. Güzel bir detay. Astralis'in o offline 2'ye 5. Kalix vurduğunda 2'ye 5'ti. Nereden aldığına bağlı. O zaman 5'e 5 kazandık yani round'un başında. İyi. Yani B'deki oyuncuları direkt, özellikle headshot'a entry nasıl buluyordu? Çok iyi bir haber. Yavaş yavaş topluyor Mayer. Mayer'den de çok güzel bir kill. Banana da Zantares. Armor'ları işe yaramadı bir tek Astralis'in bu round'da. Evet, Astralis'ten pek eser yok ortada. İyi iyi, aman aman aman, hiç. Ya, hiç bildiğimiz korkutucu kurcalama, canavar mod yok. Hiç kurcalama. Çok iyi şu anda. Kötüyü çağırmak istemem. Tabii tabii. 3 puan 3 puandır. Bunların önemini tabii ki ilerleyen haftalarda çok iyi anlayabiliyoruz. Space Soldiers yine geçtiğimiz sezona iyi bir başlangıç yapmıştı. O iyi başlangıcının ödülünü de playofflara kalarak aldı. Ve çok da ses getirdi. İyi oyunu. Bunlar her zaman takımı cesaretlendirecek, özgüven kazandıracak, deneyim kazandıracak. Bu tarz galibiyetler önemli. Astralis'e karşı şu ana kadar herhangi bir harita galibiyetimiz yoktu diye hatırlıyorum. Belki bununla birlikte ilke ulaşacağız. 11-3, son kalan oyuncu Glaive'di silahını, daha doğrusu CZ'sini korudu. Tekrar Force. Astralis tarafı, biz hiç yani çok rahatız. Yani çok fazla düelloya giriyoruz. Düellolar konusunda işte bir Glaive'in biliyorsun manda 3 kili vardı. Onu aldılar. Tamam, daha yeter. Bir şey deme, dur bir. Ben artık bıraktım o işte. Tamam tamam, dur bir. Şu Space Soldiers win yazısını görelim. Canın ne istiyorsa peki, söyle. Peki. Yine boylu banana gelmişiz. 5 oyuncu. Çok güzel. Tek başına sanırım flashsız açıldı Zipnix. Bunları görmek sevindirici. Bir kişi daha gelse hiç fena olmaz. Ama o smoke da çok fazla zaman kazandıramayacak. Çünkü sanırım Saks'ı... Evet, Saks'ı neydi? Glaive orada boostlanmaya çalışmıştı. Bir açıklık var. Daha fazla kill vermeyelim. İki tane kill. Hafiften hareketlendirmeyelim Astralis'i. Evet, teşekkürler. Gerçekten çok güzel bir kill fazla. Dikkati o yönde değildi ama evini çok iyi çevirdi. Mayer de son kalan oyuncuyu banana'ya girerken yakalıyor. 12-3. Bizim tarafımızda pek kusur yok. Bir tane kusuru hatırlıyorum. O da CT Simon'u yanlış atmıştı oyuncularımız. Bir gap vardı orada. Ondan da bahsedeyim. Her kulda bir, her kulda bir ufak da, kusur vardır yani. Bunu da bir söyleyeyim bari de. Adet yerini bulsun. Gayet iyiydi. Dediğim gibi çok fazla açık düellolar bizi sevindiriyor. Yani karşımızdaki takım Astralis de olsa açık düelloya çıktığında pek bizimle boy ölçüşmeleri her tabii ki küçümseyecek oyuncular değil ama bizimle boy ölçüşmeleri. Ama açık söyleyeyim yani Zantares ve Paz Kalix üçlüsüyle her oyuncu ölçemez açık düelloda. Paz'ın nasıl entry aldığını koşarak zaten gördük defalarca. Zantares'ten bahsetmeye gerek yok. Ama bu oyunları sürekli yakalayamıyoruz. İlk haftada bu tarz fırsatları değerlendirmek hoşuma gitti. Big bir puan aldı. Biz niye almayalım? Tabii ki. Ve onlar comeback'le aldılar. Yani zor, çok zor bir 3 puan aldılar Astralis'e karşı. 12-3'lük avantajla başlıyorsun İkinci yarıya ve CT başlayacaksın. Olabilir. İlk round'u çünkü pistolleri, glockları çok iyi oynuyor Astralis. Çok iyi alan kapatıyorlar.
Ama yani hata yapma şeyimiz var, lüksümüz var. Hem de bol bol. Yani yapmayalım, ayrı bir konu. Ama en azından iki kere Fleco'ya gidebiliriz. Şöyle söyleyeyim. Asterisk gibi Pardon, üç kere bile ya gidebiliriz. Asterisk gibi bir takımın en azından oyundan kolay kolay düşmeyeceğini biliyoruz. Ya onlar 12-3 işte skor. Şey, mis kırıldı. Takım içinde toksik konuşmalar olacak gibi bir durumda pek değiller. Seviyeleri ayrı bir seviye. O yüzden Pistol Round'unu alır almaz en iyimser, en pozitif oyunlarını tekrar yansıtmaya çalışacaklardır. Kaybediyor olsak bile rifle roundlarını iki mümkünse üç yani bu save'leri de şimdiden şaşırmayalım. İki oyuncunun hatta üç oyuncunun saklaması yeri geliyor bazen dört oyuncu saklıyor. Tabii ki. Özellikle Inferno haritasında bunlar yaşanıyor. Ve bu son dönemde dediğim gibi çok daha fazla sıkça rastlanıyor. Ne? Yani G2 bile artık buna çok daha önem veren Astralis bu takımlardan bir arada 4 tanesi oldu. sakladı geçen Evet. Big'e karşı. Saklanabilir yani 4 oyuncunun round'u kaybetmesi çok problem değil. Baran'ın hızlı geldi. Kaçabilecek miyiz? Zantares. Tabutta hala bir isim var. Magist'ten yine güzel bir kill. İki kişi bıraktılar. Device bulacak. Son oyuncumuz pas. Çok kolay oldu onlar için. Yani belki bir kill çıkartabilir mi? Gelmedi. Herhangi bir oyuncu kaybetmedi Astralis. İkinci yanında ilk roundu, pistol roundun T'de kazandılar. Hızlı bir oyun. Banana da dediğin gibi çok kolay oldu. Kombat dönmedi gibi bir şeydi. Dönmedi yani biz kaçarken yakalandık Evet. zaten B'de. Diğer oyuncularımızı da iyi tahmin ettiler tabii ki. Belliydi midden gelecekleri. 12-4 pistolü kaybettik. Biz de fark ettiysen forslamıyoruz. Biz neredeyse pistol bile almamışız. Adam akıllı. Hiç nade yok. Direkt ilk silahlı rounda odaklandık ama Xantares'ten ya da Paz'dan bir işte gelecek sürpriz Deagle killleri neden olmasın? Özellikle Elise çok sıcak olduğu için Paz'ı izlemek isterim. Magisk çok güzel tepler. Güzel. Güzel bir kill aldı. O noktada bir oyuncumuz daha var. Magisk onu da düşürüyor. Ve bu noktadan sonra başka bir yeri de zorlamak istemeyeceklerdir. Hızlıca Dupree short attı, dengine çat atıyor. Ama yine de kili çıkartan Dupree oldu. Maalesef pas. İlk düelloya giren oyuncumuz olmadı. C4'ü Getiriyorlar evet, mı? B'ye götürüyorlar. Götürüyor. Onlar da diğer iki oyuncumuzu arayacaklar, dört kişi. Dupli akıllı. Yalnız çok erken tepki verdi. O pazı da buldular. Herhangi bir oyuncu düşüremedik. Hiç önemli değil. Bunlar zaten ilk roundu verdikten sonra yaşanan klasik roundlar. Şimdi şundan bahsetmek lazım. Bu tarz seçenekler şu sonucu doğuruyor. Eğer hiç armor almazsanız, hiç pistol almazsanız rakibe hasar verme şansınız da bir o kadar az. Astralis kimseyi kaybetmeden muhtemelen ilk silahlı rounda girebilir. Bir 4 EG Magisk. taktiği orada. 3, Yakalayabilecek 4. miyiz acaba? Hepsi çekildi. Hasarı merak ediyorum. Çok az. Oo, onların neydine bakar mısın? Yani aman abi. Astralis'in neydiyle bizim attığımız neydi arasında biraz fark oldu tabii. Onlarınki 1000 dolar herhalde, bizimki 300 dolar. Kalite Bizimkisi farkı var. evet. Eminönü malı galiba bizimkisi. Tek oyuncu kaybettiler. Yani ikinci yarı başladı, 3 round geçti ve Astralis sadece bir oyuncu kaybetti. Hiç hasar veremedik. Bir UMP var Glaive'de, 4 AK. Biz 5 M4 ve bolca nade'le oynuyoruz ama tek kitimiz de Kalix'te. O yüzden Kalix o kiti düşürürse eğer mutlaka almamız lazım. Hızlıca B'ye geldiler. Çok agresif değiliz. Oh, lütfen. Bekliyorlar ki oradaki aksiyonu izleyemedik ama apartmanda Zipex Trade'a entry aldıktan sonra Trade çok çabuk geldi. Mayer de B tarafında bir kill çıkarmış. Tabut tarafını kesmeye devam ediyor. Device. Ya bizim netler vurmuyor galiba. Saksı altından geçtik. Glaive'in. Ya şortta Engin kili. Çok kritik. Toparlaması gerekiyor Mayer'in. Evet. Zor bir açı. Headshot'ı bulduk.
Yani site boş. Site boş ve daha plant gelmediği için hareketlenmedi. Şimdi banana koşuyor. 2 3 2 3 Sabırlı olmamız lazım. İki oyuncumuz birlikte oynayacaklar. Onların oyunu çok önemli ve çok nade'imiz var. Molotoflar, smoke'lar, flashbang'ler. Ya 3 kişi aynı anda çıkmamız gerekiyor. Trade. Trade gücü şu anda Space Soldiers'ta avantaj. Maya ilk yanıcını yaptı. İlk oyuncunun yerini gördük. Kendisi piklemeyecek mi? Piklemeyecekti diye tahmin ettim ama Kalix smoke içerisinde device'ın canı çok az, birbirlerine mermi gönderiyorlar ama hala bulabilmiş değil. Arkasını döndü, kaçıyor Kalix. Short'ta yakalandı. Ve bombadan sonra da device da düştü. Round gidiyor 12-7. Biri eco round'u bekliyor bizi. Nate'lerin hiç yararı olmadı maalesef. Aslında 3 oyuncu retake'imiz Mayer hasar aldıktan sonra diğer balkondaki arkadaşıyla aynı anda çıkmaya çalıştılar ama çok daha hazırlıklıydı Astralis. Evet. Zor bir aslında round'u kazandı Astralis. 12-7. Onlar da 4-0'lık bir seriyle başlamış oldular. Bu HG daha fazla hasar verebilirdi diye düşünüyorum ama neyse ki çok canını götürmedi oradaki oyuncumuzun. Acaba bir yerden risk mi almak lazım? Özellikle bu roundda. Farklı bir oyun denenebilir tabii ki. Neden olmasın? Şimdi Astralis mid kontrolünü tamamen almış durumda. Son bir dakikanın içerisine giriyoruz. Artık böyle bir oyun geldi ki çok iyi çıkardık flash'la. Paz bir kill buldu yine de. Şimdi Glaive açta Mayer'i düşürüyor. Flash pick'le bir kill aldıktan sonra iki oyuncu kaybediyoruz. Apartmanı Glaive kontrol etti. İçine doğdu Glaive'in. Engin'in apartmanda olacağı ya da info geldi. Kütüphane tarafındaki oyuncumuz da çok iyi düşürüyorlar. Son kalan ismi Kalix. Kalix Magisk'e karşı bir şey çıkaramadı. 12-8. Fark 4 hala. Artık çok daha fazla loss bonus'a sahibiz. Bunu daha iyi kullanmamız lazım. AWP görüyoruz. City Site'de ilk defa alacak. Hatta bu haritada ilk defa bir AWP tercihi göreceğiz takımımızdan. Bakalım Mayer ne kadar efektif olacak. Bu önemli. Barana da sanırım Engin. Evet, Kalix'le birlikte Zantares B tutuyorlar. Birisi yaklaştı. Device. Smoke'tan göremiyoruz büyük ihtimalle ama Tupri'yi tagledik. Mayer mid tarafında hemen second mid balkonuna çıktı. Bu arada çok kalabalık. Yani B4. Bu sefer biraz idare eder bir Nate. Smoke'tan denemesi Zantares'in. Ne yazık ki kill çıkmadı ama kendisi de geri dönmeyi başardı. Kalabalıklardı. Kendisi de düşebilirdi ama evet, artık 5. oyuncu katılınca Astralis'te şimdi işimiz biraz zor. B'ye girecekler. Paz dönmeyecek muhtemelen. Long'daki tek oyuncumuz o çünkü. Nate'leri kullanıyorlar. Biraz sıkıntı olabilir. Yalnız o smoke çok iyi. Kalix zor bir açı. Ne yazık ki kill gelmedi. Smoke'dan çıkmaya çalıştı Zantares. Direkt save'e gider gitmemiz çok daha sağlıklı olur. Astralis yani güzel bir B girişi aslında. Yani iyi girdiler. Tek sıkıntı şu oldu. Kalix'in oradan mavi bidonlardan bir kill beklerdim, evet. Kalix'ten. Hem o hem de Zantares flash pick'le çıktı. Arkadaşından flash aldı muhtemelen smoke'tan çıkarken. Ama pek Astralis oyuncular etkilenmedi. Curry yakalasa Zantares birkaç kişi aslında kazanılabilir bir noktada, yakalayabilirdik. Zipex sanki aim lock. O kadar hızlı reaksiyon verdi ki. Son kalan oyuncumuz da Engin. Engin'deki M4'ün en azından korunup bir dahaki round'a daha umutla girmemiz iyi olur. 9 oldu böylece. Astralis henüz
TSI'de geçtikten sonra herhangi bir round kazanmamıza fırsat tanımadı. Şimdi onları durdurmak çok zor olacak. Ne yazık ki. Ya şu tarz roundlarda onları şaşırtabiliriz. Engin çıkıp biz oyun oynayabilir. Pistollerle killer gelebilir. Ama tabii bu banana olmasın lütfen. Yani banana tarafında aşırı etkili olduğu için Astralis. Second mid. Mid. Bir şekilde balkon ikili bir setup. Bunlar iş yapar gibi gözüküyor. Burada Mayer HG'sini istediği noktaya gönderemedi. Çatının ucuna kiremitlere çarptı o HG. Çıkacaklar galiba. Bir rahat bir şekilde girdi Mayer. Bir killek cevap verebiliyor. Bir isim daha var. Yerden aldı silahı ama CZ'le vuruyor. Arkasından gelen Glaive. Biraz daha hasar verip silah almak lazım. Mid tarafında tabii o silahın olduğunu biliyoruz. Öyle bir smoke attılar ki iki oyuncumuz da kaldı öyle. Şimdi boost deneyeceğiz. Bu mantıklı. Smoke'da hafif de gap var. Şimdi oradaki oyuncuyu gördük. Xantaris kaybediyorduk az kalsın. Fazla da canı kalmadı. Xantaris tarayarak çıktığı için düşüyor. Yerini belli etti çünkü. Şimdi Magus de Kalyx'i düşürdü. 3'e 3. Retake şansımız vardı fakat kimseyi düşüremedik. Çok iyi oyun Astralis'ten. 12-10. Adım adım yaklaştılar. Dibimize kadar geldiler. Bir şekilde entry'e ihtiyacımız var. Tabii ki çok rahatlatır bizi. Hem moral verir hem de daha iyi tutunuruz. Mid'den kesiyor pas. Yalnız güzel bir nade. Kalyx'i biraz hırpaladılar. Yarı cana kadar geldi. Üzerine gidecekler sanırım. Pas. Entry'yi bulduk Dupri ile. Device bayağı hırpalanmış. İkinciye pikleyen isim Xantares. Glaive'i bulduk. Device'dan bir şeyler istiyor. Ona da aslında Aa. 4 canlı oradan eli boş göndermeyelim. Kalyx bir de bana da bir arkadaş var. Onunla da ilgilenirseniz. Device Molotov'a atlıyordu bu arada. Az Evet, kalsın evet. inecekti. 4 canı kaldı. Hakkını alamadan gitti. O kötü oldu. Nasiplensin o da. Bu arada Diplomit'te ilginç bir şekilde kötü bir flash attı. Kendisi kör oldu ama Mayer olmadı. Güzel bir açıya sahipti Mayer. Şimdi B'ye girmeye çalışacaklar. Smoke'tan çıkar çıkmaz. Xantaris hem Zipex'i düşürdü hem Device'i 13-10 ve ikinci yarıdaki ilk round'a ulaştık. Asıl Çok değerli bir round. tabii işin önemli noktası da burası. Alver olmasın. Ama kimseyi kaybetmeden bir round kazanıyoruz. O da çok değerli CT Tabii onların ekonomik bir problemi yok. Onlar çekecekler kaybetseler bile. Bakalım bir şekilde banana nade oyunlarına çok fazla yakalanmadık. Pas. İşte bunları deneyerek bir şekilde entry, bir şekilde avantaj elimize aldığımız sürece gelecek bu roundlar. Xantares'ten ikinci kill. Sadece Mayer'i kaybettik. A'da hala savunmamız sapasağlam. Üzerine gidiyoruz bu arada Astralis. Hiç geri vites yok. Yani en son ne zaman AWP ile bu kadar agresif bir oyuncumuzu gördük. Paz'ın bunu yapabilmesi güzel bir olay. Girecekler ama Kalyx can ağzı olmasına rağmen Xantares'in asistini aldı. Ve o kadar iyi oyaladılar ki Saks tarafında dikkati üzerine çekti. Kalyx de çok zorlanmadı. Daha fazla adam kaybetmeyelim. Biraz zor tabii de. Belki Arch önünde Paz bir kill daha bulabilir. Biz kimi yalnız bıraktık? Engin. Pas kütüphaneden gidecek mantıklı olanı yaptı ama bu sırada Arch oyuncu sızdı. Oh, neyse ki Kalyx'ten az canıyla bir kill daha. Çok da önemli bir oyuncuydu Dupri. Arch'a sızmaya çalışıyordu. Tabii Dupri'yi Arch'a sızmaya çalışıyor şeklinde görürken yavaş yavaş B'ye gittiğini de diğer oyuncunun anlamak lazım. Gördük yerini Xantares'in. Kime ateş ettiler orada? Ne zaman? Xantares'e bir friendly fire geldi ama. Belki flash'ı kör baitlemek için atılmış olabilir o mermi. Oyuncunun dikkatini çekmek ve flash'ı görmesini sağlamak için.
Çok çok yakından geçince biraz insan tabii tedirgin oluyor. Daha paraları var dedik. Hala çekecekler. AWP device. Ya bu round'u kaybetseler zaten 15'i artık force oynamak zorundalar. Muhakkak almamız gereken bir round. Yalnız bu round'da fazla böyle bir ekstra agresif bir oyun pek beklemiyorum. Çünkü 14'teyiz. Birazcık da garanti oynayabiliriz Evet. dediğin gibi. 14'te biraz önceki round'daki riskleri almaya pek gerek yok. Astralis farklı bir şeyler koyacak ortaya. Device'da AP var. Yani birer birer düşen bir Astralis görmeyebiliriz bu sefer. En azından daha dikkatli olmaya çalışacaklardır bu konuda. İyi dağıttık Astralis'i. Son iki roundda tabii umarım bu round da aynı senaryo gerçekleşir. Öyle direkt bananaya falan girmedi mi hiç riski? Molotov'un attı, bekledi HG'leri. Bayağı standart bir yayılım izliyoruz Astralis'ten. Yavaş şimdi de doğru ilerledi. Bana da yakın Zantares var ama hiç Eyvah. flash'e kör olmadı. Zantares'in dikkatli olması lazım. Yine de fazla hasar almaması sevindirici. Buradan geri çekilebildi Zantares. Hem mid'e oynuyorlar hem bananaya eş zamanlı. Sanırım graveyard'a ve pit'e birini sokabilirsek defansta biraz daha rahat ederiz ama Bu çok güzel. Mid round agresif AWP. ah bekliyorlar. Bekliyorlar. Dikkat Glaive. Vurması lazım pasın. Ne yazık ki entry verdik. Engin balkon tutuyor. Bu arada hala B oyalıyorlar. Bir oyuncumuz Speedway'den rotasyona geliyor. Biraz problemlerin başladığı round. Engin. Güzel bir kill ama daha fazlası gelmedi. Short'ta device. Hala iki kişiyiz. 2'ye 4. Biraz tabii açıkta kaldı Zantares. Smoke tarafından da görebilirler Mayer'i. İlk kili bulmuş. İkinci kili zorlayacak. Device. Eğer Mayer bulabilirse Kalix'in işini biraz daha rahatlatacaktı ama artık 1'e 3. O Koruması. M4'ün biraz kıymeti var artık. Koruması lazım. Evet. 14-11 olacak. Astralis çok daha dikkatli bir oyun ortaya koydu. Kalex silahını korumaya çalışıyor. Astralis oyuncuları da çok üstüne gidecekler mi bilmiyorum. O mid'de ne yazık ki enter gelmedi. Paz doğru oynadı. Kesinlikle oyunda hiçbir sıkıntı yok. Piklemeden önce belki bir arkadaşlarından flash alabilirdi. Ama İstediği pozisyona ulaştı pas. Ya da son pikte Volk'tan Daha erken çekebilir. sıkabilirdi. Evet. Daha erken sıkabilirdi pas. Maalesef Glaive o kill aldı. Yenilsek bile kesinlikle silah saklamamız gerekiyor artık. Round'u kaybedecek de. Evet. Evet. Ya 2 ya 3. Yani biraz aslında ilk yarıda da söyledik. Astralis öyle 12-3 oldu diye maçı bırakacak bir takım değil. Sonuna kadar. Yine aynı motivasyonla oyunlarını sürdüreceklerdi. Öyle de oldu. Astralis'i hiç bu kadar zorlayabildik mi? Daha öncesinde hayır. Astralis'i pek bu kadar zorlayamamıştık daha önce. En zorladığımız maç bu. En çok galibiyete yaklaştığımız maç bu şimdilik. Dün Big Astralis'ten puan almayı başarmıştı. Bakalım bugün temsilcimiz Space Soldiers yine Astralis'ten puan alabilen başka bir takım daha olacak mı? Bütün temennimiz bu yönde. Bunun ardından tekrar hatırlatalım. Bir harita daha oynayacak Astralis'te Space Soldiers ve Mouse Sports serisine geçeceğiz. Yani 3 maç daha var. Biraz zenginde para var. 2600 küsür. Hızlı bir balkon geliyor. Bu problem olabilir. Oraya şimdilik hiçbir oyuncumuz bakmıyor. Sanırım smoke var mı?
Bayağı bir yaklaştılar. Onlar da mid'deki oyuncularını bekliyorlar. C4 mid'de. Eğer ona vurabilirse pas. Belki oyunlarını yavaşlatır ama hiç öyle bir senaryoda gerçekte. Yani yüreğim ağzımda. Şu balkonu gerçekten merak ediyorum. İyi bir cross setup var. İlk oyuncuyu gördük. Engin bu sayede Oh, pas pas. da yardımı getirdi. Şimdi bir de çıkacak Glaive. Shadow'daki oyuncumuz gördü. Spex Engin'i yakalamış. Pazın çıkaracağı killer çok önemli. Bu iki oldu. Hadi. Üçüncüyü de bulacak mı? Gölge avantajı onda. Dördü bile alabilir artık. Ah. Pas. Önemli değil. Olmadı. İki kill Önemli değil. toplamda. Üç kill toplamda. Pardon. Büyük bir avantajımız var. Glaive. En azından plant'ı yapmış oldular. Yerini gördük sanırım. Yok. O da sıkmadığı için yerini belli etmedi. Smoke'tan Kalix. Evet, artık yeri belli. Kalix oyalarken Xantares vuracak gibi. Ne yazık ki Glaive Xantares'i yakalayınca yine birebir. Çok zor artık. Hadi lütfen. Biraz daha dikkat. Glaive de çok iyi oynuyor. Ne yazık ki pit tarafından o kill de çıkarttı. Önce Xantares'e istekte. Ardından Kalix 2'ye 1'i gerçekten güzel oynadı Glaive. Akıl. Ve paz da yani 3 vurduktan sonra bu round'un verilmesi tabii biraz ne yazık ki haritanın gidişatı açısından gerçekten çok kötü oldu. Spex o kadar zor şartlar altında nasıl 1'e 2 oynanır? Yine bize gösterdi usta. Wallbang'de yine biraz hasar verdiler. Paz üzülmüştür. Çok iyi oynadı Ekol. Gerçekten. Hepimiz üzgünüz. Mayer bayağı yaklaştı bu arada mid'de. Ve son Ah. anda kontrol etti Glaive. Evet. Tabii ki bakmadan geçmez. Muhtemelen ekranına girmiştir. Device'dan gelen bir kill var. B'ye doğru yöneliyorlar. Siege Flash smokladılar. B'deki son oyuncumuz Xantares ile düştü. 14-13 olacak. Tabii çok fazla loss bonusumuz yok. O yüzden ekonomik açıdan bizi iyi zorladılar. Engin. Güzel. En azından bir AK kaçırma fırsatımız olabilir. Hatta iki tane Olması olabilir. lazım. Güzel, güzel, güzel. Hemen pazada bir AK. Çok güzel. Second mid ya da balkon mu seviyoruz? Aa, ne yazık ki üzerimize gelecekler. Ellerimiz daha iki olduğu için biraz onlar da temkinli oynamak isteyebilir. Çok paraları yok çünkü Astralis ekibinin de. Tek flash bırakmış. Eyvah, eyvah, Aynen eyvah. bu kadar şanssızlığa da yapacak bir şey yok tabii ki. Bakalım Engin koruyabilecek mi? Onun da hemen üstünde bir oyuncu var. Atladılar. Engin'i de gördüler. Silah korumamıza izin vermediler. Ancak bu round'dan çıkarabildiğimiz iki tane kill oldu. Engin AWP atabilir paza. Paz muhteşem oynuyor çünkü AWP'de şu ana kadar. İlginç bir şekilde AWP tercihi gelmedi. AWP tercihinin gelmemesini gerçekten sorgulamak lazım. Entry avantajı AWP ile çok yüksek ama Yani rakip 5 rifle oynuyor ve AWP almak çok büyük avantaj City takımları için. Olmadı ama almadık. kalabalık bir A oyuncu gelebilir. Tupri balkonda iki oyuncumuzu ne yazık ki düşürdü. Magisk. Direkt save'e giden bir round. 14-14. Round'u tek oyunla bitirdiler. Biz iki oyuncumuzla silahımızı koruyacağız. Apartmandan geldi Dupri. İki oyuncu düşürdü. Ki apartmanın ilerleyip yani direkt ikisiyle karşılaşması ve iki kill de çıkarması büyük başarı Dupri için. Ardından Magisk de Mayer'i düşürerek trade almıştı. Şimdi bakalım iki oyuncumuz silahlarla çalışıyorlar. Xantares üzerine gelen device'i düşürdü. Kha'Zix. Smoke'tan çıkan Grave'i yakalıyor. City'deki diğer oyuncunun da yerini biliyoruz. Astralis ne kadar zorlayacak? Hiç çıkmaya gerek yok. Güzel. Zaten mermilere gelecekler.
Ama işte 14-14. Yani şu 13'leri 14'leri bulmayla haritayı kapatma arasında biraz tabii problem var. İnşallah Evet, yeniden onu, bağlanıyoruz. evet, onu yaşamayız. 13-14'leri yaşamayız. Bakalım. Yani Inferno haritası tabii 14-14'e gelmişken Go TV'de nasıl bir sorun oldu? Tam olarak anlayamadım tabii. AFK mı kaldı GoTV bir anda bu kadar hareketsiz kalınca? Neyse. 14-14. Önemli bir avantajı yakalamıştık ilk yarıda. Ve Evet. Astralis hani biraz daha dünden işte Big Astralis'ten bir harita çıkarttığı için şu erken safhalarda Space Soldiers'ın da bir harita çıkartmasını istiyorduk. Özellikle Inferno haritasına bu kadar iyi başlayınca artık gerisi gelir herhalde dedim ama ne yazık ki Astralis'te rahat bir şekilde 14'ten 14-14'e getirmeyi başardı. Evet, biz de bir yandan GoTV ile alakalı bilgi almaya çalışıyoruz. Hemen maça bağlanacağız ama nasıl geldi buralara? Nasıl geldi? Hani 12-3'te de söylemiştik. Astralis maçı bırakmıyor. Çok istekliler ve dün de City'de kötü oynayıp TD'yi oynamışlardı. Bunun yansımasını bugüne de taşıdılar. City'de gerçekten kötü bir Astralis vardı. TD olabildiğince 2 round dışında bütün detaylara dikkat eden, işte pozitif oyununu, o yeni metayı ortaya koyan Astralis zorladı bizi. City'de daha iyi olabilirdik. Özellikle son roundda AWP aldırmadık paza. Ben ona pek anlam veremedim. Paz o kadar AWP ile iyi iş çıkartırken neden Paz'ın tekrar AWP ile oynamasını istemedik? Acaba Engin'de 5-8 hücum mu vardı? Ben 6-8 hücum mu gördüm? Son roundda bilmiyorum. Bir orada silah atabilir ama yani 14-14'te zaten roundu kaybettiğin zaman 15-14'e gidecek. Yani en iyi ihtimalle kazanabileceğin uzatmalar olacak. Uzatmalardan aldığın bir galibiyet olursa o 2 puan. Ona da razıyım. Hiç problem değil. Tabii ki canım. Bir puan çıkartmak gerek tabii erken aşamalarda. Biz de sürekli içeride GoTV ile ilgilenen arkadaşlarımız var. Hemen hallolduğu gibi biz de çok merak ediyoruz. Ne oldu ne bitti. Çünkü 14-14. İki taraf için de round Astralis kazanmış. 2-3. Plant geldi. Pas. Bakalım yakındaki ismi görebilecek mi? Evde Dupri var. Önce Dupri düştü ama güzel bir sprey. Birebir. Engin'in vurup kit yok. Vakit var. Vakit var. Glaive'in canı az. Headshot boost'un altında bekliyor Glaive. Engin ses yaptı. Çok güzel Glaive. Uzatmaya gidiyoruz. Teşekkürler Harika Glaive. oldu. Şu kalp ritmim biraz azaldı. Engin bu clutch'la birlikte bizi uzatmaya götürüyor. 16-14 kaybetseydik çok daha üzücü olurdu. Tabii 12-3 yani TD 12 round çıkarttıktan sonra buradan geri dönüşe izin vermek bile bir hayal kırıklığı olmuş olabilir oyuncularımızda. Günün sonunda tabii diyebileceğimiz tek şey Astralis'le oynuyoruz. Evet. Olabiliyor. Bir puanı garantiledi bu arada. Hemen hatırlatayım. Evet, bir puanı garantiledi. Ya kazanırsak 2 puan alacak Space Soldiers. Kaybederse 1 puan aynı şekilde Astralis için de puanlama geçerli. Ama tabii 3 puandan buralara gelmek biraz burktu. Astralis bırakmıyor oyunu. Bir oyuncu server'dan çıktı galiba Space Soldiers'ta. Onu bekleyeceğiz. Server'a tekrar bağlanmasını. Evet. Son oyuncumuz Zantares. Sanırım bundan önceki ilk teknik pausta yine Zantares. Onu beklemiştik. Herhalde klavye sorunları devam mı ediyor bilmiyorum. Ama tekrar hemen uzatmaya geçtiğimiz gibi biz de maça başlayacağız. Son anda Engin'in 2'ye 1 aldığı bir clutch var. Özellikle işte headshot boost'unun altında Glaive bekliyordu. Biraz az canlıydı. Engin'in elinde FAMAS vardı. Evet artık mesafe o kadar kısaldıktan sonra silahın da önemi biraz azalıyor. Ses yaptı. Yani zıplayarak çıktı bilerek. Ben orada Glaive'in çıkıp direkt headshot göndermesini bekledim. Biraz böyle yürek şöyle bir ağza yaklaştı ama neyse ki Evet. Engin'den güzel bir kılıç izledik. Engin skor anlamında pek dahil olamamıştı oyunun içerisinde. Bayağı gerilerdeydi scoreboard'da. Bu killer birazcık ona da moral verecektir. Bu clutch pozisyonu özellikle. Çünkü bir nevi ipten aldı yani. Space Soldiers hiç puan almadan da buradan ayrılabilirdi. Büyük bir olasılık vardı Evet. ortada. Onu kaldırmış oldu Engin. Güzel. Bireysel olarak bakıyorum. Pas gayet özgüvenli. Hiçbir agresif oyunda geri çekilme gibi bir durum söz konusu değil. Düellolarda kendine güvendiği için başarı oranı da çok yüksek.
Hatırlayacaksın, bir AWP oyunu vardı. Short tarafında 3 kill çıkarmıştı. 4'ü kaçırdı orada. 4'ü kaçırdı ve kaçırdığı oyuncu maalesef Zipex. Zipex de o kadar az can olmasına rağmen bize çok güzel bir iki oyun oynadı. Kalix ile Zantares'ti galiba, yanılmıyorsam, Evet. sona kalan oyuncularımız. O round da aslında kırılma roundlarından bir tanesiydi yani. Çok basit verdik. O round'un kazanılması lazımdı. Çünkü Zipex'in yeri belli. 1-2'yiz ama o oyuncuyu vuramıyoruz. O round'u kazansak belki de maçı da almıştık şu an. Evet, yani böyle büyük takımlara karşı işte 13-14'ü bulunca harita kapatmak çok kolay olmuyor. Özellikle işte Astralis bir vurmaya başladı mı, kendilerine bir T-Site'de şöyle bir arkalarını rüzgarı almaya başladıkları zaman onları Evet. tutmak gerçekten çok zor oluyor ki buralara kadar geldik. 15-15'e geldik. Dediğin gibi aslında CT Site'e geçtikten sonra rifle roundlarından toplamda iki tane rifle roundu yaşadık. Üçüncüsünü de son roundlara denk geldi ama o iki rifle roundunda özellikle Paz'ın aldığı entry'lerden sonra o roundun gelmesini bekliyorsun. Gerçekten bekliyorsun ama Astralis, yani attığı nade'ler, kullandığı flash'lar en kötü durumda kalsalar bile, yani 3'e 5, 2'ye 5 durumda kalsalar bile round aldıracak kadar iyi niyet kullanıyorlar. Bakalım, uzatmanın ilk rounduna başlıyoruz. 16K paraya sahip takımlar başlarken, bu yüzden ekonomik herhangi bir sıkıntı yok. 3 roundda da takımlar. Bakalım açılacak mıyız? Pas sanırım mid'den bakıyor. CT'den birisi geçecek. C4'lü isim. Glaive'i bayağı yakmışız bu arada. Bana neye? Bir nade daha. Son yanıcı. Üzerine Güzel. bir nade daha. Glaive nasıl yandı ben de pek anlamadım ama Geri sağ kaçmaya olsun. çalışıyorum. Arkasına düşen yanıcıdan sonra Glaive'i yakalayıp entry aldık. Bu da rifle'la ya da herhangi bir silahla gelmeyen bir entry, de tadı çok da diğerleri gibi olmuyor. Pas Warrior'dan bir önce çıkacak. Harika. Çok iyi. Çok hızlı davrandı pas. Dupre'yi düşürdü. Yalnız Zantares kendi takım arkadaşının flash'ına kör oldu galiba. Tam çıkacaktı ki, gözleri bembeyaz olunca geri döndü. Magisk'i longa sızmaya çalışıyor. Oh, kötü bir zamanlama ile Paz'ı yakalayabilirdi. Çok Paz'ın güzel. başka bir AWP kilidi. İşte bundan bahsediyorum. Paz gününde AWP'yi onun elinden almamak lazım. Şu anda tek tek Astralis'i cezalandırıyor Paz. Aman o ne mermiler. Bir anda canını azalttı ama tekrar arch dönüyor pas. Dediğin gibi özgüveni yüksek. Hala kill arıyor. Şu device'ın trade'ini alsak rahatlayacağım biraz. Evet, Engin. Tek başına bıraktık Zipnix'i. Bu da Archon'un sıkıştı artık. Zipnix'in de gidebilecek bir yeri yok. Zantares kontrol edecektir o tarafı da. Evet, gördü. Zantares infosunu aldı Zipex'in. Şimdi üstüne de pek oynamıyoruz. Çok güzel bir HG attı. Aman, Yaktı, öldürdü yaktı bir fazı. de. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Round bizde. 16-15. Bir ara Banana tarafında Zantares'in kendi çizgisinin altında oynadığı bir dönem vardı. Biraz o dönem devam ediyor. Umarım yakın bir zamanda biter. Kendisini çok daha iyi hisseder. İyi hissederek oynar. Çünkü o Banana'da CT oynarken bazen açıkta yakalanabiliyoruz. Bazen istemediğimiz oyunlar gerçekleşebiliyor. Oraya da biraz dikkat etmek lazım. Bu arada saçlarını tarayarak geçen bir mermi. Sanırım Paz'dı o isim. Paz. Bu sefer olmadı. Flashback'te çok hızlı çıktı Astralis oyuncuları ama Engin'i Engin. beklemiyorlardı. Muhteşem bir oyun çıkardı Engin oradan 2 kill'le. Bir de üzerine HG attık Astralis oyuncusuna ama hiç etki olmadı nasıl olduysa. Odaya girdi. HG. Kalix geliyor yardıma. 4'e 3. Biraz daha zaman verirlerse bize artık toparlanacağız. Smoke'da bir açıklık vardı Glaive. Mayer'in o hareketini gördü. Mayer'i düşürdü ve B gidiyorlar. Yalnız Bu çok kötü oldu. birisinin B'ye gitmesi lazım artık. Eyvah eyvah. Herhangi bir infomuz yok. Arkalayabiliriz. Ama yetişecek mi o da ayrı bir konu. Bir kişiyi bıraktılar mı? Evet, bırakmışlar. Bir kişi arkayı kontrol ediyor. C4'ü yavaşça getirdiler. Saksı Smoke nerede? Evet. Saksı Smoke Arkadaki oyuncu vardı. geldi. Oo. Zantares. Çok iyi arkaladı. Magisk tek Kalix'i kesinlikle beklemiyor. Bu dikkatsizliği değerlendirdik. Çok hızlı davrandı Zantares. Hatırlayacaksın, 3 oyuncu Banana'ya girdiklerini Zantares de midden çıkıyordu. Birisi arkaya bakıyordu. O Saksı Smoke ondan sonra üçü birden site'e girmeyi tercih etti. Normalde ben hala birisinin Karton Pierre tarafından ya da o ilk blue
blok tarafından beklemesini herhalde bekler diye tahmin ettim bana diye, ama sağ olsunlar beklemediler. Evet, ya o kadar hızlı geleceğini Zantares'in tahmin etmediler. Zantares gerçekten hani Astralis oyuncularının hissetti. Mid'de info aldı. Bu çok o riski değerliydi. Almamalıydı Astralis. Evet. Ya onların gerçekten büyük bir hatası var, sağ olsunlar. Yani güzel round geldi, her şey hoş ama bunu bir daha yapmazlar. Yalnız uzatmalarda 2-0 ile başladık City'ye. Kaldı 2. 2 tane daha kazanırsak. Koca yarıda da toplam 3 çıkartabildik 15 round içerisinden. Daha iyi bir performans Space Soldiers'tan şimdilik. Umarım son roundu da kazanır. Rahatlayarak gireriz TSI'da. Puzzle'ın AWP'si kesinlikle tedirgin ediyor. Bunu da burada net bir şekilde söylemek lazım. Device'ı da bir ara gördük. Evet. AWP'li. Banana. Kalix ile Zantares. Onlara Nate tutan isim Mayer. Tabut tarafında. Attığı flash'tan sonra biraz açıldık ama hem smoke hem de Astralis oyuncuların olmadığını görünce tekrar geri çekiliyoruz. Bir kişiyi duvar arkası bıraktık. Bu benim biraz tedirgin olduğum anlar işte. Gafil avlayabilirler bizi. Ya direkt headshot diyebiliriz. Çıktı. İnfo aldık en azından. Bu güzel. Kaçalım, kaçalım. Kaçalım. Zantares. Kötü bir timing oldu pas için. Galiba arkadaşına da çarptı orada. 3 oyuncuyla girecekler. Hala tutma şansımız var. Oradaki oyuncuların entry bulması lazım. Device Magiski vurmuş. Glaive Kalix'i yaktı. Hala mavi bir donlarda bir oyuncumuz var. Yardım geldi. City spawn'dan yardım var. Ama kill yok site içerisinde. Puzzle'ın da yapabilecekleri çok limitli. Ama yine de Device'i düşürdü. Bir umut olabilir mi? Arkadan gelecek oyuncunun da bilgisine sahip. Onu da düşürdü. Dönüyorlar. 1-2. Gerçekten dönüyorlar. Paz bunu iyi okuyabilecek mi ama? Paz B'ye gidiyor çünkü şu anda. Çok ilginç. Biraz aklı karıştı. Ya A'daki oyuncuyu düşürdükten sonra Astralis'i tekrar B dönmesini normal olarak bekliyor Paz. Hala B tarafına bakıyor. Anladı şimdi. Evet, şimdi anladı ama kit var. İş işten geçmemiştir. 1-2 oynayacak. Elinde P250. Çok iyi pozisyon aldı bir de üstüne. Astralis oyuncuları tabii tahmin edilemez pozisyonlar. Kolay değil. Glaive pozisyonu özellikle çok iyi. Paz'ı düşürdü. 17-16. Güzel akıl oyunları Astralis'ten. 2-1 hatırlayacaksın. 12 round normal sürede. T site'da çıkarmış bir Space Soldiers vardı. Aynı şekilde Astralis'te öyle. CT site'da 2-1 o performansa bakınca kötü durmuyor. Ama özellikle ilk round'un önemi çok büyük Space Soldiers için. 18'i bulabilirse Space Soldiers sadece bir round'a ihtiyacı kalacak. Astralis'ten de şöyle bir yorulma, bir bezme belirtileri görsem yok. Yani çıkıyorlar, vuruyorlar. Yani üşenmiyorlar ayrı evet. Derken. Ne kadar default oyunları varsa hepsini gördük. İyi bir takım, kuşkusuz. Olabilecek en iyi rakip. T'ye geçmemiz beni biraz daha sevindirdi. Zantares'i oyun içerisinde daha fazla görüyor olacağız. O da ayrı bir nokta. Çünkü Banana da defansta sıkışıp kalıyor. Çok da iyi hissetmediği belli. Yani son işte bundan 1-2 ay önce başladı aslında bu trend. Hatta çok daha eskiden de baş vardı. Banana tarafında çok rahat oynamadığını gözlemleyebiliyorduk. Tamam, artık City side bitti. T'ye geçti. Bakalım şu son 2 roundu kopartacak. Zantares bu gidişle pas. Yine Kalix'in ve Engin'in, diğer Engin'le beraber iki Engin'de vereceği katkılar. Sadece 2 round. Hiçbir neden yok kazanamamamız için. Başarılar. İkinci uzatmanın ikinci yarısına geçtik, ilk uzatmanın. Dediğimiz gibi Space Soldiers'ın, temsilcimizin ihtiyacı olan sadece 2 round. Hızlı bir oyun geliyor bir de doğru Space Soldiers'tan. Bayağı ilginç bir rotasyon evet. Bu arada. Neyse ki görmedi bu arada Zipnix. Biraz nefesimi tuttum. Banana tarafında biraz yakın yerleşti.
Device B'ye geldi tek başına. A yiyeceğiz ama 4 kişi var. Hadi entry bulalım. Onlar long ve kütüphane kalabalıktı. İki kütüphane önü bırakıp abi o kütüphane önünü vurabiliriz. Device Xantares'i bulduk. Bu önemli değil. A tarafındaki oyunumuzu çok fazla etkilemeyecek. Device arkalamadığı sürece ama o yanıcılardan sonra kazanılan zamanla Astralis şimdi rotasyon. Gidip Mid'den info almaya çalışacak. Mid'den info alıp da B'yi kalabalıklaştırabilirler. Ya da zaten biri direkt dönebilir. Device'in zaten ilk oyuncuyu görür görmez sayda doğru geri çekileceğini söyleyebiliriz. Kill arayacak oradan. Engini düşürdü. Geride çekilebiliyor. Mid tarafında hala bir oyuncumuz var. Onun en azından bir şeyler yapması lazım. İki kişi karşılıyorlar B'yi çünkü. 38 saniye bir de smoke kill gelmesin lütfen. Kaçırdı bunu ama hızlıca device'i düşüremiyoruz. 30. Mid'deki oyuncumuzun artık illaki bir şeyler yapması lazım. Bir boost mu vardı acaba? Paz, Zipnik çok güzel bir yerde bekliyor iki oyuncumuzu birden. Paz'da Kalix yakaladı Dupree. Mayer'i bulunca Astralis bu round'u kazanmış oluyor. Yine beraberliğe geldik. İki taraf için de son iki round. Bu round'un çöküşü tabii Xantares'in düşmesiyle başladı. Xantares'in device'de o düelloya pek girmemesi lazım. İnfo almaya mı çalışıyordu tam olarak nasıl pikledi pek göremedim. Ama Xantares'in düşmesi 4 oyuncumuzu tekrar B'ye yöneltti. Device'i zorlamak için. Biraz da vaktimiz vardı. Evet. Biraz vaktimiz Acelici vardı. Acelici davrandık orası da geldi. 4 rotasyonu 5 yapabilirdik. Magis çok güzel bir flash'ta çıktılar. Banana'da birebir değişim. Xantares aradığı kili buldu. Birebir değişim. Space Soldiers'a yarıyor. Çok güzel Zipnix. Macera mı arıyorsun? Ne yapıyorsun? Kime karşı? Kalix ama neyse ki Glaive'in kili çok etkilemeyecek. Kalix çok güzel gir çık. Device'ı çok iyi oyaladı. Artık smoke'tan çıkartma onu. Ve sonunda headshot'ı gönderiyor. Round'u getirecek killer bunlar. Kaldı bir. Farayla oynar gibi oynadı Kalix. 1'e 3. Glaive'in bu round'u kazanması mucize olur. İyi pozisyon aldık çünkü. Şimdi önüne bir smoke atacak. Sertlik oyuncumuzu düşürdü. 74 canı var. Lütfen. Otorizyona çıkacak. Ya Kalix de AWP olduğu için Glaive'in işi çok zor. Evet Kalix AWP'sini onu düşürüyor. 18-17 ve tekrar Space Soldiers öne geçmeyi başardı. Bir de harita puanına sahibiz. Bu round'un önemi artı 1 puan. AWP Kalix'te. Spawn'u da acaba mid kesme spawn'u mu? Device nereye gidiyor? Evet. A mid'den sanırım piklemeyecek Device. Şimdi banana da hızlı bir şekilde mid geldi pas. İşte şu infoları alırken şöyle bir headshot. Bir kere de biz atsak, o atan taraf bir kere de biz olsak çok sevineceğim. Mid'e hızlıca çıkıyor Space Soldiers. Kontrolü aldık. Bu güzel bir haber. Ama onlar yine B'yi teklediler. Banana'daki o pasif oyunumuzdan dolayı bu konuda çok rahatlar. Bu sefer Engin bekliyor Banana'yı. Kalix'in elinde AP var. AP'yi tutmayı sürdürüyor. Ve... Paz! Çok kötü bir zamanlama. Maalesef Magisk tam info almaya geliyordu. Paz arkasını döndü. Mayer. Şöyle bir yokladı device'ı. Entry'yi verdik. Güzel de bir nade hasarı aldı aslında Xantares. Az canı var. Bir şekilde B gösterip A girmek lazım ama short'tan Engin'in düştüğünü görünce artık ihtimallerimiz de yavaşça azalmaya başladı. Mayer'in Kalix'in mutlaka bir şeyler yapması gerekecek. Xantares'in canı az. Ancak retake pozisyonunda Xantares'i oynatabiliriz şu koşullarda gibi duruyor. Boost'tan yakalar mıyız? Oo, ah, harika boost denemesi olmadı. Maalesef mid'de Mayer düştü. Bir uzatma daha görme ihtimalimiz artık çok daha yüksek. Son 15 saniye Xantares'i yaktılar. Son kalan oyuncu Kalix. Kalix'in çıkardığı bir kili görüyoruz fakat süre pek yeterli değil. Smoke'dan çıkmak zorunda. Side ulaşsa da Jailbird'ü kurdurmayacaklar. Space Soldiers. Hala 1 puan mı, 2 puan mı? Günün sonunda kaç puan alacak? Şimdilik öğrenemedik. Yine saatler değişiyor. İkinci uzatma. Evet. Bu arada Instagram'daki çekilişimizi tekrar hatırlatalım. Instagram hesabımızı takip ederek ve son postun altına iki arkadaşımızı etiketleyerek bir Space Soldiers tişörtü, bir de
Eagle skin'i kazanma şansı yakalayabilirsiniz. İkinci uzatma. Space Soldiers bu sefer uzatmaları T-Site'de başlıyor. Bu iyi haber. Zantares'i biraz daha oyun içerisinde entry kovalarken ya da trade alırken görebilirsek biraz daha rahatlayacağız. Hızlıca B'ye doğru gidiyoruz. Mayer o kadar ezber hani bir attı ki bu Molotov söndü. Yalnız dikkatli olmamız gereken yerlere karşı biraz hasar aldılar. Grave'in 60 canını bırakıyoruz. 3 kişiler B tarafında. Israrcı Aman. davranmaya gerek yok. Yine de Divaç'ı düşürebilirdi Zantares ama ikinci pik gerçekten biraz fazla oldu sanki. Ne çok gerçekten evet. Entry. Biraz inatlaştık Astralis oyuncularıyla. Hala 4 kişiyiz. Hala site'lar 3 ve 2 şeklinde tutulacak. Evet adam avantajımız var. Site baz alırsak. Ama B'yi 1, A'yı da 4 tutma lüksü olan tarafta Astralis işte. Öyle de bir güçleri var. Normalde Device bekliyordu B'de tek başına. Şimdi Zipnix koymuşlar. Felix'ten güzel bir kill ama Magisk pit tarafında 2'yi bulabilir mi? Engin güzel elinde netle yakaladık. Hemen aşağı inecek. Pas short'tan geliyor. Site boş. İki oyuncu banana geliyor. Bir kütüphane. Onu erken görebilirsek smoke içerisinde ya da bir şekilde retake'i yaptırmayız ama o kutunun yanında ne pozisyon avantajı Space Soldiers'da. Bu şimdi Gravy görmesi lazım Mayer'in ve pozisyon avantajı onda ama Gravy bu kili çıkardı. Sadece 6 canı var. Bazın bir şeyler yapması lazım. Ona ihtiyacımız var bu roundda. Hem short'tan hem apartmandan bir oyuncu Hadi. gelecek. Short'u düşürebilir mi pas? Spex'i arka pikledi. Engin tek başına. Spex onu da düşürüyor. İlk roundu kazanmaya çok yaklaşmıştık. Site kontrolünü aldık. 3 kişi yaşıyordu bizden. Onlardan da 3 kişi yaşıyordu ama retake'te aynı başarıyı gösteremedik. 19-18 özellikle apartmandan eğer o kili çıkarsa muhtemelen roundu da kazanacaktık. Grave 6 canıyla hayatta kalmayı başardı orada. Tabii iş oraya nasıl geldi? Entry'yi verdik Banana'da. Önce oradan başladı olaylar. A4, B1 tutarlarken A girmeye karar verdik. Bence oraya kadar bile gelmesi iyiydi. Çok daha kötü bir şekilde bitebilirdi ama eninde sonunda roundu kazanan taraf Astralis oldu. O flash güzel. Bu macera aramaları bu da onlar için aslında çok ekstra. Biz ne kadar Banana'da ekstra oynuyorsak onlar da şimdi oynamaya başladı. Süpers. Pazdan mid girişi. Önce Magisk ardından Dupri. Device'e ikinci kili vermeyelim. 4'ü 2'ye getirdik durumu. Kütüphane içerisinde geziyoruz artık ve hem site avantajı hem alım avantajı Space Soldiers'ta Duyduk herhalde. Duymadık. sızdı. Duymadık ve mide sızdı. Ama en azından Divaç'ı düşürüyoruz. Mide sızan oyuncu biraz başa bela olabilir. Yani bir Ninja Diffuse gelmez inşallah. Glaive. Eyvah. Eyvah eyvah. Short'ta şu anda C4 ne tarafa kuruldu? Umarım kütüphaneye doğru kurulmuştur. Öyle gözüküyor. Eyvah eyvah. Ve Glaive arıyoruz. Site'da kimse yok. Allah'ım kiti de var. Geliyor en sonunda bir oyuncumuz geldi. Ama onu düşerse sıkıntı olur. Oo, güzel. Yani bir Ninja Diffuse görebilirdik. Glaive oturacak. Pas kendi arkadaşına vurdu. Molotov'dan çıkıyor. Glaive. Şimdi diğer oyuncuyu da vurdu Nasıl? ama Oh. neyse ki Engin de Hızır gibi yetişti yardıma. 19-19. Yani ağız tadıyla izleyemeyeceğiz galiba bugün. 1'e 4 tam kazandık diyeceğiz ama onu da son saniyeye kadar öğrenemedik. Nerede benim dil Kazanacak mıyız, altım? kaybedecek miyiz? Getirin dil altımı getirin. Böyle olmaması gerekiyor. Bu kadar roundun buralara gelmemesi gerekiyor gerçekten. Yine Banana Peak'i yine entry verdik. Device'a.
biraz zorlayacak pas. Pas inanılmaz bir seviyede oynuyor. Bundan önceki roundda da yine mid'den girmişti. Aldığı killer round'a ucu ucuna da olsa kazanmamıza yaradı. Kha'Lix şimdi balkondan aldığı kill biraz dengesini bozdu artık Astralis'in. Zorlamasak mı acaba? Ki short tarafında en azından Zipex'in infosunu aldık fazla hasar almadan. Fazla birlikte. Fazla akıllıca oynadı. Mid'e doğru long'tan gelen bir oyuncu var ve mid'de kimsenin olmadığını şimdi öğrendi. Bu hareketten sonra Zipex açılabilir. Ki Glaive kendisi de açılmayı tercih ediyor ama biz Güzel. henüz kopmadık oradan. Buna rağmen Glaive pozu düşürdü. İnanılmaz bir kill aldı. 3'e 3. B'ye gireceğiz. Nice'da AK var. Zantares bu kili çıkardı. Device'in de Lütfen. yerini biliyoruz. Vurabilir miyiz? Oo. Mayer'i düşürdü. 2-2. Şimdi kurusuna çıkacak Device'in ama çok güzel Molotov. En azından sayıda açmış oldu bizim için. C4'e bakar mısın? Daha T-Base'den yeni getiriyoruz. Zantares çok iyi sızdı. C4'e işimiz kalacak mı Zipnix? A gidiyoruz. Trade'i aldı. Dediğin gibi Kha'Lix birebir. Plant sesinden sonra artık Zipnix Speedway'den koşar. Çok yakında bekledi Kha'Lix. Hala. Zipnix'i. Evet, İyi şimdi geri pozisyon dönüyor. aldı. İyi pozisyon aldı. Kha'Lix'i pek bu noktada beklemesi mümkün değil Zipex'in. Tek bir flash'ımız var. Kullanmayacak. Duydu, duydu. Zaten zıplama sesi, koşma sesi derken bir de eğimine çıkmayalım. Süper. Kha'Lix çok rahat bir şekilde kütüphaneden Zipnix'i bulunca son round'u kazanmış oldu Space Soldiers. 20-19. Bir yarı daha izleyeceğiz. Hala iki round'a ihtiyacı var Space Soldiers'ın. Ama CT olması biraz T-Side'da daha fazla bir fazla round çıkartabilseydik bu çok daha rahat olacaktı bu CT. İki round yine de kağıt üzerinde gayet iyi. T-Side için. CT'ye geçeceğiz birazdan. Tabii bu daha ilk maç. Evet ilk Bu kadar maç. uzuyorsa ikincisi de bugün zaten Space Soldiers'a doyacağız. O ayrı bir konu. Evet bu Ama güzel oldu bu arada. Astralis'le olan eşleşmesinin tabii çok ayrı bir manası var. Ki şunu da hatırlatayım. Mouseport gerçekten online'da da işte Oscar, Snakes ve diğer oyuncular da Kırışacağız. muhteşem oynuyorlar. O eşleşmede özellikle Space Soldiers gözünden iyi izlemek lazım, iyi bakmak, tartmak lazım takımımızı. O da çok iyi bir eşleşme. Mükemmel. Ben mazlum maçını iple çekiyorum şu anda. Snakes de pazı biraz böyle yan yana koyabiliyorum. Ama Biraz tartılıyor. evet. Yani Bir ara fiziken de gerçek gerçek o, benzetiliyor tam onu diyecek yani. bu. Öyle bir şey demiyorum ama Ama pas oyun zayıfladı olarak da biliyorsun. evet. Kha'Lix. Evet. Kha'Lix Çok muhteşem. zayıfladı. Çok iyi olmuş. Doğru karar verdiler bu arada. İyi yaptılar. Çok iyi Kendileri oldu. Çok açıklar. iyi oldu. Şimdi onlar bu sefer de ikinci müde kadar hızlıca geldiler. Şimdi 2B tutuyoruz. Savunmada yine klasik Zantares'in balonla savunması var. Molotov'unu kullanacak mı acaba erkenden Zantares? İnfo almaya çalışıyor. Shoulder pickleriyle Astralis'in bugün gördüğüm en ilginç yanı T'de çok fazla AWP tercih etmedi Astralis. Bakalım. HG ulaştı ama çok da değil. Astralis oyuncuları ve Smough'un gap'ini inanılmaz kullanıyor Device. İlk gili olmaması gerektiği kadar kolay buldular. Rotasyonda bir oyuncumuz var. Onun yardımı çok önemli. Site'da tek Kha'Lix. Onu zorlayan isim Device. Smough'un içerisinden buldu. Paz geliyor. Construction'ın önünden biraz pozisyon aramaya çalışacak. Onlar C4'ü A götürüyorlar. Balkon ve pit tutuyoruz. Artık B gelir. Yani bomboş B site. Neden uğraşsınlar? Neden? Evet, neden uğraşsınlar? Apaçık site oldu. O kadar kolay oldu ki. Hani bir şey yapma fırsatı bulamadık. İşin kötü yanı bu. Bir roundda bir şey yapamak kötü bir şey. Sen bunları unuttun masada. Evet. Ben tahmin ediyordum böyle bir enerjiye ihtiyacın olacağını. Maçın sonunda. Buradan da Red Bull'a teşekkür ediyoruz. Yirmi. Bir türlü Space Soldiers ile Astralis'in arasındaki bu çekişme daha çözülemedi.
Çözme fırsatı birçok kez Space Soldiers'ın eline geçmişti ama tabii Astralis'ten bahsediyoruz rakip olarak. Keyifli bir oyun izleyenler için. Orası Evet. ayrı. Ama şu an için herhalde keyiften çok puana ihtiyacımız var. Özellikle Astralis gibi bir takımdan çıkarılacak puanlar çok değerli. Glaive 40 kilde, Pass 41 kilde. Şimdi bu IGL mi yani? Bundan bahsediyorum. Ya IGL'den çok rifler oldu artık. Böyle IGL dünyada başka kim var? Bilmiyorum. Pazınca bir açıyla ikinci mid'e bakıyor. AWP'sini aldı yine CT site'da. 2 round'a ihtiyacımız var haritayı kapatmak için. İçimden bir his uzayacak diyor tekrar ama umarım yanılırım. Space Soldiers 2 puan alır. Ya bu kadar uğraş 40 round'dan sonra bir İnanılmaz puanla. çevirdi. Spree ulaşmadı ikinci oyuncuya. Yine bir kill alabilmesi bile güzel o flash'ın ardından. Ama Sidon kontrolünü tamamen verdik. Bekle pas. Yani takım arkadaşlarının gelmesi için biraz zamana ihtiyacı var. Hiç çıkıp erken bir kill aramaya gerek yok. Çok güzel Güzel bir hasar verdi. nade. Çok az kaldı Glaive. Yarı canını kaybetti ama şu yanıcı daha sonra Zantares'i çıkarttı Zipnix. Çıkarttığına pişman oluyor. Headshot'ı gönderdi çünkü Zantares. Mayer. Ona da gelen bir nade. Glaive'de ne can varmış hala düşmedi. Magisk nereye gidiyor? Ah Magisk. 2-3 Magisk. Bir de Wallbang. Üstüne bir de short'taki oyuncumuz düşürdü Zantares. Hadi vur Wallbang artık. yalkınmış pas. Süre süre. Nerede? Cesedin Var. altında C4 Var var duruyor. Var var. 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 Evet var. 21-20. 21-20. Magisk'e bakar mısın? Uğurlu sayı 22. 22'yi arıyoruz. Magisk çok ekstra oynadı. Tebrik etmek lazım Magisk'i de. Gerçekten güzel bir oyun ortaya koydu. Aksiyonu çok hızlı olduğu için takip etmek zor. Ama Astralis'e karşı 4'e 4 güzel bir retake Çok iyi bekledi. Paz hiç acele etmedi. attık. En doğrusu zaten. Ya Zantaris'inki bu çok kadar da şıktı. 40 round oynamışsın. Üzerinde bu kadar baskı var. O kararları vermek çok kolay değil. Tabii. Sakin kararları vermek ama en doğrusunu yaptı temsilcimiz. Bir anda Magisk'e 3 kill vermemiz. Hatta Magisk'in aldığı killerde şöyle bir absürtlük var. Gitti. Mayer'i kütüphane yanında vurup bir de tekrar site'e girip site'dan da 2 kill çıkartması İki. absürttü. Onu Toplam 3. ona izin vermemek gerekiyordu. Bakalım. Yine A2 B3 şeklinde. Zantares. Sanırım o ne çok fazla hasar vermeyecek. Device biraz yaklaştı. Prefire'la Zantares'i gördü. Hemen aim'ini yukarı kaldırıyor. Smoke içerisinden göremediler. Zantares entry'yi aldı. Hemen site'lara. Bu golün üzerine yatmak lazım. Hemen site'lara. Biraz Anadolu takımı Tabii. psikolojisi. Güzel bir başlangıç oldu. Acaba maçın son roundu olur mu? Ben haritasında ısrarla B geliyor Glaive. İlk kez yapıyoruz Saksı Boost'u. Evet, Saksı Boost'u umarım beklemezler B oynarlarsa. Pas A'da AWP'li şu ana kadar sağlam bir görüntü çizdi. Yine son clutch alan oyuncu da Paz'dı hatırlayacaksınız. Bizi bu rounda getiren. Yavaş yavaş mid'e çıkmaya çalışıyor Astralis. Son 50 saniye. Buradan geri dönüş yok. Astralis bunu kaybetmemek zorunda. İnanılmaz bir entry buldu Dupree. Boyurdan çıkar çıkmaz Zantares'i düşürdü. İki kişi karşılayacağız A'da onları. Magisk. Small'ı çekti. Atıyorlar. A girecekler. Buradan geri dönüş yok. Short tarafında smoke'lar. Pit'e bir yanıcı geldi. Pit'te değiller. Balkon altında Süper. çünkü Engin. İki tane kill. Magisk'in orada trade'i var. Zipnix'e biraz dikkat. Paz'ın canı az. 3'e 2. Bir anda koşmaya başladı Kha'Zix. Onu duydu Paz. Çok güzel trade. Birebir. Ne yazık ki o trade işte Astralis'ten geldi. Bizden değil. Kha'Zix smoke'tan koşunca bir anda duydular. Bir anda döndüler. Adam avantajını kaybettik. Kaptan Zipnix'e karşı birebir clutch oynayacak. İki tarafta da yanıcı var Mayer. Short tarafından gösterdi kendini Zipnix. Zipnix short'tan Mayer'i yakaladı. Son round'u kazanıyor Astralis. Tekrar uzatmaya gidiyoruz.
Ama yani Kha'Zix oradan koşarken bir yüreğim, bir içimde ufak bir parça öldü benim. Ya o da tabii ki ilgi üzerine çekmek için. Çünkü arkadaşlarına trade'i aldırması daha mantıklıydı. Adam sayısı Space Soldiers avantajınaydı ama ne yazık ki beklenen trade gelmedi orada. Zipex. Yani Zipex değil mi Clash olan? Biz sadece Mayer'ı hatırlıyoruz ama. Zipex. Zipex değil. Çok fazla Clash alıyor. Yine bu sefer avantajlı oldu pozisyonda ama eride düşürdü. 21-21. Bir türlü o iki farka ulaşamadı hiçbir takım uzatmalarda. Herhalde ESL Pro Lig'in şu ana kadar oynanan en heyecanlı maçı. Bizim için mesela şu anda Belçika'da oturup izleyen bir vatandaşla aynı heyecanı paylaşmıyoruz. Çok fazla clutch pozisyonu da güzel. Evet. Güzel. Bireysel performanslar da güzel. 21-21. City side'da başlıyoruz. Space Soldiers. Yine bir avantajı değerlendiremedik. Elimizdeki o fırsatı kaçırdık ama bir fırsat daha yaratabilme şansımız var. Bu sefer AWP'yi Mayer'de görüyoruz. Halbuki pas şu ana kadar çok iyi oynamıştı. Çift AWP dolu bir de tercih etmiyoruz. Agresif oyun oynayacağız gibime geldi. Paz Molotov'u attı. Hayır. Zorlamıyoruz. Hayır, ilerliyoruz midden. Eyvah. Çok güzel. Kriks kör olmasına rağmen silüeti önceden gördüğü için oyuncuyu düşürebildi. Şimdi ilerleyecekler. Midden iyi yavaşlattık round'un başlamasıyla onları. Güzel bir entry CT side için. Apartmanı arıyor. Zipnex. Tabi biraz daha vakit öldürebilir Astralis. Şu anda adam Avantage Space Soldiers'ta. Acele etmelerine gerek yok. Bizim de hata yapmamamız gerekiyor. Onlar şu anda sürekli apartman içerisinde birileri açıldı mı? Banana tarafında yerleştirdikleri oyuncuyu görüyorsunuz. O sanırım saksı tarafında sürekli gir çık yapıyor. Oradaki oyuncuyu yormaya çalışıyor ama şuraya kadar yaklaşması beni biraz endişelendirdi. Takım arkadaşlarını da çağırıyor. Artık rahat bir şekilde tabutu da görebiliyor. Bu sıkıntı iki kişi sanıyoruz beyim. Yani onların 5 veya 4 kişi olup olmaması bu aşamada bir önem arz etmeyebilir eğer B'deki oyuncular pek üzerine düşeni yerine getirmezlerse. Bir hata kaldıracak noktada değiliz. Artık uzatma, Eyvah. üçüncü uzatma. CT'ye smoke atıldı. Zantares ilk oyuncuyu görecek. Rahat bir kill. Meclis Kha'Zix'i düşürmüş ama Zantares hala hayatta. Büyük bir umut. Bir de headshot gönderdi Dupri'ye. Üzerine düşen görevi çok iyi yerine getiriyor. 2'ye 3. Bu RT2 mutlaka kazanmalıyız. Bir tabut, bir banana, bir CT. Bütün açılar bizde. Tek ihtiyacımız olan şey bu üç oyuncunun da doğru zamanda çıkması. Pas. Biraz daha Banana'nın yaklaşması için zaman tanıyacak. Smoke'ları da pek kalmadı. Ellerinde sadece bir yanıcı bir nade var. Elinde nade yakalayabilir. Çıkarsın. Zipnix çıktığı gibi Mayer onu düşüremedi. Zipnix'ten bir kill ama Dupri Paz'ı 1'e 2 bıraktılar. Paz! Sadece bir kill. Bu nasıl olur? Ne yazık ki elinde nade de yakalamıştık. Mayer bir anda çıktı aslında. Orada vurabilseydik bir anda 1'e 3'e getirecektik ama hem neydi bıraktı hem Mayer'i düşürdü. Ve oradan sonra da tabii headshot tarafından inen oyuncu da gerekli killleri çıkartıyor. O pozisyonun olmaması lazımdı. Yani yaşamaması lazımdı. Mayer'in o sürede düşürmesi lazımdı. Tabii ki bu hatayı da iyi cezalandırdı Zipex. 22-21. T site'da başladılar. İlk round'u aldılar. İyi bir cevap vermemiz lazım City site'da. Kalan iki roundu kazanmak lazım. Paz AWP ile görüyoruz şimdi kendisini. Hızlıca bir de çıktı Astralis oyuncuları. Entry arıyorlar. Paz'ı düşürdüler. Diğer oyuncunun Eyvah. Yerini biliyorlar. Glaive. Mayer'i yakalamış. Son kalan oyuncumuz A'da Engin. Engin de kill çıkartamadı. Resmen. Makine. Gerçekten diyecek bir şeyim yok. Astralis'in çalışan dişlileri işte çalıştığında böyle çalışıyor. Fırsat varken daha bu roundları hiç onlara yaşatmaya gerek yokken aslında keşke bitirebilseydik ama olaylar örgüsü bizi buralara kadar getirdi. 23. 24'te ne yazık ki Astralis 2 puanı, Space Soldiers'da 1 puan alacak. 25 olması lazım. 18. 24 mi 25 mi? 25.
Bir round daha kazanırlarsa Tamam. ilk yarı bitiyor. 25'te orada. Ama yani en azından bunu kazanalım. Ki ikinci yani ikinci yarıya geçtiğimizde bir uzatma daha şansımız olur belki. Belki 3 değer round alırız. Kendimize umut yaratmamız lazım. 21-23 Astralis'e karşı gerideyiz. HG'ler atıldı bana ya. Astralis oyuncuları pek Bizim HG'lere bak, yaklaşamadılar. bir onların verdikleri hasara bak. Ama bu sefer Güzel oldu. nazar değdirdin Astralis'e. İyi İyi oldu. oldu. İyi oldu. İşe yarasın bari. 43 canı kaldı Magisk King. Glaive'inde bir dekil çıkartırsak bana rahatlayacağız. Aslında Device. Ah, 5 can. O kadar eridi ki gözümün önünde. Son raddeye ulaşmadı Device. Geliyor pazdan. Short'a AWP ile bakıyordu. Geriye çekilmeyi tercih etti. Biz hala iki çok agresifiz. Çok dikkatli olmamız lazım Magisk. Orada kum torbalarında oyuncumuzu biliyor Kalix. Onun trade alınan Glaive. Ve Short'ta pazın düşmesi. Canı nereye isterse gidebilir artık Astralis. B'de kurar. A'ya Miami. da girer. Smoke'tan da bulur. Yani güzel bir zamanlama çabasıydı Mayer'den. Şarjör değiştirirken çıkmaya çalıştı, olmadı. Son olarak da Zipex engini düşürüyor. İlk defa bir takım bir uzatmada 3 roundu bir yarıda toplamayı başardı. Büyük bir avantaj Astralis için. Aynı Sanki başarıyı bizim göstermemiz lazım. böyle 40 rounddur Spotify'ı dinleyip oynuyorlarmış gibi. Sonunda sanırım şey geldi, koç siz ne yapıyorsunuz dedi. Son 3 2 3 rounddur olması gereken Astralis'i izledik. Şimdi Daha erken bitirmemiz gerekiyordu. evet, ya çok fırsat vardı Çok önümüzde. fırsatımız Çok fırsat vardı. vardı, değerlendiremedik. Evet. Olur öyle. T başlıyoruz. 24-21 T başlıyoruz. Dediğim gibi bu 3 round'un 3'ünü de mutlaka kazanmalıyız. Ne için? Bir uzatmaya daha gidebilmek için. Maçı kazanma şansımız bu uzatma devresinde kalmadı. AWP'miz yok. Bolca net tabii ki. 16K ile başlıyor takımlar biliyorsunuz. Bana tarafında bir HG gönderdik. Device'in biraz hırpalandığını gördük Nade'in ardından. Onlar da karşılık verecek illaki. Hadi bir headshot. Mayer'in biraz canı acıyacak. Az canımız kaldı. Bir de oraya yanıcı gelirse çıkacak. Hala agresifler. Banana'da. Onlara bir şekilde bu agresif oyunu ödetmemiz lazım. Süper. Paz yakaladı Ama Dupree'yi ağda. ama mid'de yakaladı. Sanırım boiler'dan çıktı, vurdu Paz. Hala karton PR, yani bu cesaret keşke Güzel. düşürebilsek. Çok geri ittik. İnanılmaz geri ittik en azından. Ve B'yi bu yüzden iki savunmak zorundalardı. Magisk bir kill buluyor. Trade de yok. Takımda. Trade yok. İşin kötü yanı bu. Trade yok. 4'e 4 hala kötü bir konumda değiliz. Bunda olabiliriz. Pas. İyi zamanlama yakaladı. Noktaki oyuncuyu düşürebilir pas. Öyle olacak Çok gibi güzel. oldu da. Short'taki oyuncuyu yakalar mı? Short'a bakmadı ama pite atlıyor. Büyük bir alana sahibiz artık. C4 Adet tek oyuncu vuracak. var. C4 vuracak. Boiler duyuyor sanırım. Apartman, Engin, Haste'e kadar yaklaştılar. İki farklı ses geliyor şu anda. Hangisine önem verecek Clay? Tabii ki C4'e önem verecek. Üstünde Engin vardı. Onun trade'i nerede acaba? Merak ediyorum. Hala pitteki oyuncumuz short vurmadı. Bir de Mayer 2-2'ye bırakmış ama Zipnix. Son oyuncumuz Mayer. Apartmandan geliyoruz. Balkon tarafında son bir ümit bir şey deneyecek. Ama Zipnix yine graveyard'dan çıkarttığı kill'le artık kaçıncı uzatma bilmiyorum ama sonunda Astralis Space Soldiers'a karşı Inferno